Ülkenin bağımsızlığının, demokrasi mücadelesinin ya, insanlığı olarak tehdidi altındayız. Şimdi bu FETÖ meselesini millet ciddiye almıyor. Bu Ergenekon dosyalar hazırlanırken bizi listeye kim koydu? Yabancı istihbaratlar nasıl iç içe olduklarını hepsi çıktı meydana. 300 milyon dolar İsviçre'de, 500 milyon dolar Amerika'da. NATO kararı ya Brüksel'de. Ne içindir? Avrupa'yı kontrol etmek için. Sulardan benim de içsem var diyor. Değerli izleyiciler, bu gece bizim konuğumuzsunuz ve çok önemli bir programı size sunmak üzere Sayın Emin Gürses'le birlikteyiz. Profesör Doktor Emin Gürses ve ben sunucunuz Merdan Aslan olarak öncelikle Ramazan ayınızı kutluyoruz. Bu kutsal ayda tüm İslam dünyasına da mutluluk, başarı, bağımsızlık, özgürlük ve eşit bir dünya özlemimizi dile getirerek kendilerini selamlıyoruz. Şimdi değerli izleyiciler, bu hafta değil, biliyorsunuz programımız aylık programlar. Bir ayın çok yoğun gündemi Türkiye'nin gündemiyle birlikte dünyanın gündemini de belirliyor. Bu belirlemede önemli konular o kadar çok ki hepsini bir program çerçevesinde dile getirmemiz söz konusu değil. Ama can alıcı noktaları ve Türkiye'nin geleceği ekseninde olup bitecekleri Sayın Emin Gürses'le birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Benim konumum burada biliyorsunuz soruları sormak, ufacık açılımlar yapmak. Ama Emin Gürses hocamız da gerçekten kendi bilgi birikimiyle birlikte bize unutulmaz bir programı sunacağını tahmin ediyorum, biliyorum yani tahminin ötesinde. Değerli izleyiciler, programın ana ekseninde olup biten gündelik ve biraz ayrıntı gibi görünen, basit gibi görünen konuları ya da diğer konuşmacılar, yani konuşmacı derken diğer kanallardaki konuşmacıların kısır döngüsü içerisinde değil, Türkiye'nin temel problemlerini ve geleceğe uzanan çizgide kendi yaşamsal çizgisini belirlemede nasıl bir rol oynamalı, neler yapılmalı, bunu hep birlikte değerlendireceğiz. Sadece bizim konuşmamız değil, sizin de buraya katılmanız ve görüş ve önerilerinizi bize iletmenizi özellikle rica edeceğim. Şimdi bu son bir ay içerisinde önemli olarak 1 Mayıs, 6 Mayıs ve çok önemli 19 Mayıs ve ondan sonra da araya giren günlerin dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin sonuçları üzerinde doğan problemler, Orta Doğu, Yakın Doğu, Doğu Akdeniz ve dünyada olup bitenler, bunlar hepsi bu program çerçevesinde, hepsini sıralamayayım, programı bitirebiliriz. Çünkü süremizi de kısıtlı olanağı nedeniyle dikkatle kullanmak zorundayız. Ben şimdi Sayın Emin Gürses'e dönüyorum. Sayın Gürses, nereden başlayalım derken biz bu bir aylık süre içerisinde 1 Mayıs'la başlayalım mı? O da çok önemli. Orada da söyleyecekleriniz ve açıklamaya çalıştığım gibi 6 Mayıs, 19 Mayıs önümüzdeki pazar günü, yani 2 gün sonra pazar günü. Bunlar çok önemli noktalar ve diğer konular ama yine de çok kısa görüştük. Türkiye'nin geleceği üzerine. Siz istediğiniz ama 1 Mayıs'ta tarih sırasına Mayıs, göre girersek. 6 Mayıs meselesi, ben 6 Mayıs meselesine biraz bu konuya çok bu konuyu çok merak ediyorum, bu ne oluyor diye. Çünkü 6 Mayıs öğlende Rize'de, biz daha 14 yaşında falanız, lise 1'e başlamışız. Babam Nafia'da ayniyat muhasibi. Nafia o zaman, Nafia şey işte, bayındırlık müdürlüğü. Bayındırlık. O zaman biliyorsunuz herkes lacivert, tergal takım elbise, fotoğraf şapka, cep saati, yelek, yaz kış yelek giyerlerdi memurlar. Diş avludan içeri girerken, şimdi hiç unutmuyorum, Allah rahmet eylesin, dedi ki, ya koca devlet 3 tane çocuktan korkar da bunları asar mı dedi. Yani çocuk dedi, yani 24-25 yaşında bunlar değil mi? En büyüğü Deniz. Şimdi şu anda bize göre çocuk. Bize göre, bizim başımıza göre çocuk. 24-25 yaşında, yani devlet 3 tane çocuktan korkar da bunları asar mı dedi. Hiç unutmuyorum. Meğer sabah asılmışlar, tabii Rize'ye gazete öğleden saat 2'de falan geliyor, geç geliyor. Haberleri geç, o zaman 72 senesinde böyle televizyon falan yok bizim evlerde. Yok. Böyle meşin bir radyo var, açıyorsun hemen de ses gelmiyor. Biraz bekliyorsunuz radyoyu. Daha pilli radyolar yeni çıkıyor o zaman.
haberlerden demek dinliyorlar bunlar ki devlet memurları. Hiç unutmuyorum o lafı. Devlet 3 tane çocuktan korkar da bunları asar mı dedi. Şimdi tabii bu konuları Sami Kumbasar'ın, CHP milletvekili Sami Kumbasar'ın bir Sami Kumbasar kitabı diye bizim Mehmet Bilgin, Doktor Mehmet Bilgin. Okudum ben onu, biliyorum. Sürmenin en akıllı adamı, onu söyleyelim. Evet. Sürmenin en akıllı adamı. Doktor Mehmet Bilgin bu konuda tabii çok kitabı var da. O zaman bir şey yapayım. 27 Mayıs'ta Gülgün Feyman'ın programında olacak Mehmet Bilgin. Öyle mi? Ha, çok güzel. Çok güzel. Millete tabii söyleyelim. Saat kaçta olacak o program? O saat 4.30'da başlıyor. Onu vatandaşlara söyleyelim. Yani, Mehmet Bilgin çok önemli yani orada. 16'dan itibaren şimdi o Pontus sorununu konuşacak. Çok önemli. Çünkü Pontus'la ilgili kitap var onun. İlk çalışmalar yapanların başında Mehmet Bilgin var. Şimdi burada 10 Mart 1972'de biliyorsun ilk oylama yapılıyor mecliste. O oylamada hayır diyenler, CHP'lilerden hayır diyenler var. Tabii diğer Demirel iki elini kaldırmış. Allah rahmet eylesin. Asılsınlar diye. Şimdi Sami Kumbasar bana şu anda sağ olanların isimlerini verdi. Bir tane söyleyelim onları da, yani sağ onlara bir hürmet olsun diye. Artvin milletvekili Naci Budak. Evet. Sağ. Çankırı milletvekili Nuri Çelik Yazıcıoğlu. Köy Enstitüsü mezunu. Malatya milletvekili Hakkı Gökçe. Sivas milletvekili Mustafa Timisi. Mustafa Timisi herkes bilir değil mi? Evet. Abi. Sami Kumbasar. Sami Kumbasar zaten 33 yaşında falan girdi meclise. Çok erken. Yani çok erken. Şimdi o toplantıya Bölükbaşı Erbakan katılmamış. Aybar kıyamet koparmış yani hayır demiş. Mehmet Ali Aybar. Mehmet Ali Aybar tabii çok önemli bunlar. Mehmet Ali Aybar geçen Harun Kaba'yı gördüm. Harun Kaba, Mehmet Ali Aybar sonra 70'li yıllarda tipten ayrıldıktan sonra Sosyalist Devrim Partisi kuruyor biliyorsunuz. Yani gençlere şöyle söyleyelim. Mutlaka Fikir Kulüpleri Federasyonu kitabını okusunlar. Evet. Bu konuda ben de bir şey söylemek isteyeceğim. Turan Feyzoğlu'nun. Feyzoğlu'nun bu kitapları çok önemli. Gençler bu dönemleri öğrenmek için Turan Feyzoğlu okusunlar. Bir de Bağlam Yayınları'ndan Ali Gergili'nin 80'e kadar evet. Bir tarihi anlatan, bizim Cumhuriyet dönemini anlatan. Biliyorum o çok kitap. Çok güzel bir kitap var. Biraz kalındır. Gençler korkmasınlar ama çok akıcı. Ama mevcudu yok biliyor musunuz? Yani kütüphanede var. Gençler bu kitabı Ali Gergili'nin Bağlam Yayınları'ndan çıkan kitabını mutlaka okusunlar. Evet. Şimdi burada Mehmet Ali Aybar kıyamet koparmış. Yani asılmasını engellemek için. Sami Kumbasar tabii bu kitabında bunları belirtti. Gençlere de o kitabı bulsalar da okusalar. Yani çünkü önemli, o dönemin anılarını birebir yaşanmış insan olarak anlatıyor. Şimdi bu biz gençlere tabii elimizden geldikçe bunları söylüyoruz. Fakat gençler de bıktı şimdi. Otobüslere biniyorum. Adam bana geldi, bugün dedi ki bir tanesi, ya benim çocuklarım dedi, kızım da oğlum da siyasetten çok rahatsız oluyorlar dedi. Dedim ne yapsın çocuklar? Kabahatleri yok ki. Bıktırdılar milleti. Gençleri bıktırdılar. Hani evet. Gençlerin kabahati yok. Kabahat bizlerin. Kesinlikle. Gençlerin kabahati yok. Neyse yani kabahat da büyüklerin. Ama gençlerin kabahati yok. Onları bıktırdılar. Hatırlıyorsunuz 12 Eylül olduktan sonra 12 Eylül'de işkence gördük, memle gördük, bir sürü sıkıntılar gördük, bir sürü arkadaşlarımız öldü, intihar edenler oldu. Değil mi? Bunalıma girenler oldu, aklını yitirenler oldu. Sakat çıkanlar oldu. Bunlar kötü örnek olduk tabii biz gençlere. Herkes çocuklarına dedi ki aman siyasetten uzak durun. Sonra diyoruz ki bir apolitik gençlik yetişti. Dünya Türkiye ile ilgilenmiyorlar. Ya çocuklar ne yapsın? Baktı adam sakat. Baktı adam intihar etmiş. Baktı adam babasının arkadaşı işkence görmüş. Ya da umutsuz, yılgın. Tabii 12 Eylül. Öyle vicdansız adamlar ki bunlar. Yani 12 Eylül'ün tekrar Amerikan darbesi 15 Temmuz'da tekrar etti. Bu sefer daha o gitti toplum. Tayyip Erdoğan'ı şimdi övüyor diyorlar. Tayyip Erdoğan da toplumu çağırdı yani. Toplumu Tayyip Erdoğan dinleyenler var. O millet sokağa döküldü. Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Ama yani silahlı kuvvetlerin kendi iç dinamikleriyle halka. Bak ben her zaman söyledim. Beni aradılar o akşam. Saat 13 çeyrek geçiyor. Ben köprüdeydim. 3 tane tank bulmuşlar. Köprünün bir tarafına koymuşlar. Bir tarafı açık. Aradım birinci orduyu, dedim ki ya bu tanklar nereden geliyor? Dediler ki kaçmış birlikten. Tank birlikten kaçabilir mi? Nasıl kaçar ya? Birlikten kağıt çıkarken izini çıkıyor. Ama birinci ordu katılmadı bu işe. Ben de aradım, dedim ki beyefendiye söyleyin. Birinci ordu bu işte yok. Tank uçakların uçması ilk bir şey değildir. Birinci ordu olmadan Türkiye'ye darbe olmaz. Hiçbir şey olmaz.
Onun için İstanbul çok önemli. O önemli. Konuşacağız önemli. Bunu da. Zaten yani. Şeyi de söyleyelim. Yani bak bu İstanbul'u Amerika yeni projesi var. Bazı Marksist hocalar var. Onlar da profesörler. Onlar da bunu öncülük ediyorlar. Avrupa'da, İngiltere'dekiler vazgeçti bu işten. Yani artık dünyayı şehirlere bölüyorlar. İstanbul, Londra, Paris, Singapur falan. Devlet olarak tanıyacaklar dünyayı. İstanbul'u tanıyacağım diyor. Nasıl ki Bizans'ın surları vardı biliyorsunuz. Surlar çok önemliydi. Farkı şimdi, şu anda İstanbul'un surları çok genişledi. Genişledi. Önemli değil. Ya fakirleri almazlar bunun içine zaten. Fakirleri dışlayacaklar. Hı. Amerika için fakirler cephede ölsün diyedir onlar. Amerika onlara bakmaz. Şu an şimdi 2 milyona yakın Irak'ta insan öldü. 600-700 bin Suriye'de insan öldü. Bu hep Müslüman ülkelerde. Libya'da sayısını bilmiyoruz. Şimdi bunlar verdiğimiz rakamlar Birleşmiş Milletler'in ilgili kuruluşlarının rakamları. Libya'yı bilmiyoruz daha. Başka nerelerde, Afrika'daki ülkede neler oluyor? Amerika bunları insan diye saymıyor. Yok şu ülkeyi saymıyor. İster Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun. Tabii Müslüman olsa daha çok seviniyor. Evet. Çünkü ama Latin Amerika'yı biliyoruz ya, Venezuela Hristiyan. Hiç acıyor mu? Acımıyor. Evet. Emperyalizm bunlara acımaz. Çünkü artık faşizm uluslararasılaşıyor. Faşizm uluslararasılaşıyor. Bu çok önemlidir. Faşizm nedir? Devlet toplumda bir şey görürse bunu bastırır değil mi? Bir ilerleme, bir talep, hak talep falan bastırır. Kimlerle? Silahlı güçlerle bastırır. Yani kapitalist devlet bunu böyle yapar. Artık kapitalist devlet uluslararası alanda bunu bastırıyor. Amerika diyor ki Venezuela'ya, sen nasıl diyor petrolü diyor halkına dağıtırsın diyor, halkına refah verirsin. Şimdi bu faşizmin uluslararasılaşmasıdır. Bu terim yeni bir terimdir. Yani bu, ben de bunu sokaktaki insanlardan öğrendim. Yani anlatıyorlar. Yani bizim profesörler böyle terim bulamazlar. Yani evrensel faşizm haline dönmüş. Faşizmi evet. Evrenselleştiriyorlar. Evet. Uluslararası alana teşmil ediyorlar. Yani herhangi bir yerde Amerikan çıkarlarına aykırı bir ilerlemeci bir hareket olursa bastırıyorlar. Venezuela örneği. İlerlemeci olmasına da gerek yok. Ya ilerlemeci dediğimiz. Yani o katlar işe. Ya zulmü, ilerlemeci dediğimiz bakın şimdi. Zulmü katlar. Elimizde bir belge var. Şimdi İran konuşuluyor ya. Hı. Bak bu belge artık bunlar açıklandı. Diyorlar ki bunlara 2011 yılında bunu artık serbest bırakabilirsiniz. Fakat bazı yerlerini eğer kamera görüyorsa bazı yerlerini beyaz bırakmışlar. Demek burada hala burada yaşayanların bağlantısı olan bazı şeyler var. Kamera bir gösterebilir mi? Şimdi burada diyor ki İran halkını diyor Musaddık sevgisinden, Musaddık yurtseverliğinden uzaklaştırmakla, o mitten uzaklaştırmak lazım diyor. Musaddık'a karşı büyük bir sempati var o zaman. Evet. Millileştiriyor. Ne yapıyorlar hocam? 12 milyon dolar İngiliz istihbaratına MI6'e veriyor şey. Amerikalılar bu işleri bilmiyor. 50-60'lı yıllar, 65'e kadar bütün bölge İngiliz istihbaratının kontrolünde. Onun için Menderes'ten asılmasın da İngiliz istihbaratı, Amerika'dan ziyade İngiliz istihbaratına bakmak lazım. Amerikalılar o kadar yetenekli değil o zaman. Evet. Yani Rusya'ya yakınlaşmasında rahatsızlar ama bu operasyonları yapacak güçte değiller. İngiliz hayranlığı burada daha yaygın. O bürokrasi kesiminde o zaman. Diyor ki burada Musaddık'tan uzaklaştırmamız lazım. Ne yapalım? Duvarlara afişliyorlar. Musaddık TÜDEH'le, Komünist Parti'yle işbirliği yapıyor diyorlar. Düşünebiliyor evet. musun? Musaddık halbuki muhafazakar, üst orta sınıftan doktora yapmış, dindar bir adam. Ve önemli bir ailenin yani solla çocuğu. Falan bir işi yok yani adamın. Adamı deviriyorlar ondan sonra İran iflah etmiyor. Evet. Yani emperyalizm. Yani şimdi biz daha bu terimi yeni ürettik. Uluslararası, faşizmin uluslararasılaşması. O zamandan başlamış uluslararasılaşmaya. Bak bunun temeli nerede? Temelinin belgesi var. Bakın temelinin belgesi var. Bakın bu belge 53, 26 Mayıs 1953 tarihli. Amerika'nın Bağdat Büyükelçisi Amerika'ya yakın ülkelerin başkentlerine çok gizli bir telgraf çekiyor. Bu şimdi confidential olmaktan çıkarılmış. Diyor ki biz diyor Irak'ta anti-komünist brainwashing programı diyor başlattık. Beyin yıkama programı. Anti-komünist beyin yıkama programını başlattık diyor. Kaç bin kişiye başlatmışlar? Burada yazıyor. 4000 tane öğrenciden başladık diyor. Burada ifadesi var. 4000 tane öğrenci katılıyor programımıza diyor. Bağdat'ta. O zaman 4000 tane öğrenci nerede var düşün yani. Demek herkesi bu kontrol aşağıya almışlar. Bunu yaygınlaştırın diyor. Yani şimdi İsmail Hakkı Pekin ne diyor? 59'da Fethullah Gülen işte tarikat
kökenli hareket. Şeyi nedir o, bu öldüğe geçen onun yakınları işte bu Mehmet Şevket Ergin'in falan bunların Sefebeli Tetkik Kurulu'nda görev aldıklarını falan 59'da İsmail Hakkı Fekin söylüyor. İstihbarat Daire Başkanı bu adam. Tabii sıradan biri değil ki. Değil mi? Olur mu tabii? Şimdi bu ne var demektir? O zamandan Türkiye'de de başlamışlar. Hı hı. 60'lı yıllarda bu Cağaloğlu'nda ismini vermediğim bazı vakıflar, dernekler falan var. Orada toplantı yapıyorlar. Bir şey söyleyebilirim. Ondan sonra ne yapıyorlar? Hı. 69'da denizlere saldırıyorlar. Denizler Amerikalıları protesto ederken Allah rahmet eylesin denizlere, onlara saldırıyorlar. Bir şey ilave edeyim ben, çok önemli aklıma geldi. Bu çok önemli belge. Süt dediğiniz... Bunu çekebildik mi? Tamam. Dediğiniz tarihte, Sayın Gürsel, dediğiniz tarihte ben ortaokuldaydım ve o zaman Kadir Mısıroğlu adını analım, söyleyelim ve geçenlerde öldü, öyle diyelim. Türk bayrağına yazık etmişler. Evet. Bakın, yani kabahat kimi biliyor musunuz? O talimatı verenin. Ama bir şey söyleyeyim, şunu izin verirseniz. 1959'da Lozan Zafer mi Hezimet mi kitabını yazan adam. Okudum o onu. Tarihte. İkinci kitap. Evet, o tarihte yazdı. Yani şimdi tarih İran içinde, Türkiye içinde aynı süreç içerisinde ilerlemeye başlıyor. Bu çok önemli. Yani emperyalizmin, Amerikan emperyalizminin 1. 2. Dünya Savaşı'ndan başarıyla çıkması sonrası ortaya çıkan antikomünist temeldeki dünyayı fethetme, dünyaya egemen olma düşüncesi eş zamanlı olarak birlikte gelişiyor. Bizim NATO'ya girişimiz de o süreçte. Yani Musaddık'ın başına gelen farklı bir biçimde bizim de başımıza o süreçle beraber ağ olarak örülmeye başladı. Bunu ama tabii istedim. Amerika Afganistan'da girdi, istediğini yapamadı. Irak'a girdi, istediğini yapamadı. Suriye'de istediğini yapamadı. Ama İsrail'in önünü açtı. Evet. İsrail'in önünü açtı. Rahatlı. Bizim burada günahımız çok. Bu Moshe David var ya, onun ahirette yeri yok. İsmail Hakkı Pekin ne diyor? Ben istihbarat başkanına dedim ki dedi. Mart 2011'de başladı Suriye'de olaylar, nümayişleri biliyorsunuz. Yani nümayişler başladığı zaman kimsenin elinde silah falan yok. Sonra birden adamlar silahlandı. Nereden öğreniyoruz onu biz? Silahlar nereden geldi? Libya'daki silahlar oraya aktarılmış. Nereden biliyoruz? Bayan Clinton senato önünde sorguya çekiliyor. Testimoni diyorlar ona. Diyorlar ki Libya'ya gönderdiğiniz silahlar ne oldu? Da diyor ki biz bunları diyor gönderdik diyor. İsmini vermeyeyim, suç unsuru olmasın. Çünkü bu memlekette biliyorsunuz Allah bir diyorsunuz, niye dedi acaba diyorlar. İki derseniz kafir oluyorsunuz. Yani iki arada bir derece memlekette. Evet. O silahlar sonunda Suriye'ye gittiler. Suriye'deki orada iç kargaşaya. Bakın 21 Eylül 2001 tarihinde Henry Barkey'e ne diyor biliyor musun Mehmet Ali Biran'da? Afganistan'dan sonra sıra Irak'a, Suriye'ye, İran'a ve Sudan'a gelecek diyor. 21 Eylül 2001. Mehmet Ali Biran'da söylüyor televizyonda Henry Barkey. Henry Barkey kim? İşte bugünlerde konuştuğumuz evet, toplantı evet. Yapılıyor. Ona geleceğiz, onu anlat, konuşacağız. Ya bu onu unutmayalım. Adamlar çizmişler programlarını. Şimdi İsrail'in isteğidir. Yani tabii İran güçlüdür. İran'ı tasfiye etmek istiyor. Çok kısa ama, okuyayım mı bugün gazetede Henry Barkey'in? Çok. Yani bakın onu 2001'de söylüyor. Şimdi 2019. Evet. 2018'de aşağı yukarı Türkiye üzerinde ama. Demek sıra Türkiye'de şu anda. Türkiye üzerindeki düşünceleri. ABD'nin derin devleti elemanlarından Henry Barkey, Foreign Policy makalesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesini ele aldı. Övgüler düzüyor ve Türk Baharı gelirse Erdoğan'ın suçlayabileceği tek kişi kendisidir diyor ve uzun bir yazı. Bunu şimdi onu bir değerlendirmeniz değerli izleyiciler son derece önemli. Bu yani, çok önemli. Evet. Ama unutmayalım Henry Barkey orada ne yapıyor biliyor musunuz? Henry Barkey kendi yakın yani kendisinin fonladığı, kendi ekiplerinin fonladığı sivil toplum örgütleri var Türkiye'de. Sivil toplum evet. Örgütleri var. Bunlara mesaj veriyor. Hazırlıklı olun diye. Tutmadı Türkiye'de, tutmaz. Yani Amerikan darbesi bundan sonra her darbe girişimi, her Türkiye'yi sıkıştırması Amerikan düşmanlığını artırıyor Türkiye'de. En de sonunda Amerika dünyayla iplerini koparacak. Çünkü emperyalizm çok saldırganlaştı. Neden saldırganlaştı? Çünkü çıkmaza girdi. Tam bu noktada tekrar konuşmanızın başında Mahir'le Deniz'in savunmalarına dönebilirsiniz. Bak şimdi, bu şimdi Mahir kaynağın tabii hem savunmalarında var,
Hem de Mahir Kaynak'ın toplu yazı. Mahir Kaynak dedi. Allah rahmet eylesin. Mahir Çayan'ın toplu yazıları var. Su Yayın Evi İstanbul 1978'de tekrar basılmış. Sayfa 302-303. Yani olanlar söylerler. Yani bak ne diyor. Kemalizm, emperyalizmin işgal altındaki bir ülkenin devrimci milliyetçilerinin bir milli kurtuluş bayrağıdır. Bu yüzden Kemalizm soldur, milli kurtuluşçudur. Kemalizm devrimci milliyetçilerin emperyalizme karşı aldıkları radikal politik bir tutumdur. Kemalistler için ülkemizdeki asker sivil aydın zümrenin Jacobinleri diyebiliriz. Şimdi Mahir Çayan böyle şeyleri söylüyor. Bir tanıtma yapabilir adam, miyim bana? Adam DHKPC adına konuşan biri var diyor ki, şimdi hapiste, diyor ki Kemalizm diktatörlüktür diyor. Evet. Ben ona dedim ki ya sen ne diyorsun? Sen Mahir Çayan okumamışsın. Biz de bir de televizyonda diyor ki biz Mahir Çayan'ın yolundayız. Canlı yayında söylüyor. Dedim sen ne diyorsun ya? Şimdi bunu kimler söylüyor biliyor musun? Kemalizm diktatörlüktür diye. Tayyip Bey'e akıl veren bir düşünce kuruluşu var. Kitap yazmış Kemalizm diktatörlüktür. Ben ona ne dedim biliyor musun? Maurice Duverger'in kitabı biliyorsunuz. Dünyada 50'li, 60'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda siyaset bilimi derslerinin bölümlerinin baş kitabıdır. Siyasi Partiler kitabında Kemalizm o dönemin en ileri düşünce biçimidir. Biliyorum. Türkiye'deki uygulamalarla diktatörlük diyemezsiniz diyor. Maurice Duverger diyor. Profesör Maurice Duverger. Gençlere söylüyorum okuyun kardeşim. Evet, ya gençlere diyoruz ama profesörler okumamış ki. Adam profesörler kitap yazmışlar. Kemalizm diktatörlüktür diye. Evet. Bir şey. Onlar biliyorsunuz Türkiye'de Taraf gazetesinde yazarlar vardı. Biz hapisteyken okuyorduk. Ne geliyordu bize gazete. Adam ne yazmış biliyor musunuz? Bolşevik devrimi diktatör şeydir diyor. Darbedir diyor. Devrim değildir. Şimdi Türkiye'de hala Bolivarcı devrime darbe diyenler var Türkiye'den. Sol geçinenler. Bazı sol geçinenler var. Bolivarcı, Şavezci devrime darbe diyenler var. Bolşevik devrime darbe diyor adam. Tabii kavramlar. Biliyorsun Chomsky de öyle diyor. Chomsky de anarşist biliyorsunuz. Hı. Ama onun Yahudi olduğu için kurtuluyor Amerika'da. Türkiye'de yarı Nazi diyen bir adamdır o. Ona o akılları veren yanındaki PKK'lılar. PKK'lılar tarafından dolaşıyor. Onu ben çünkü İngiltere'de Fredal dedi bana. Dedim ki bu Chomsky kimdir? Fredal dedi öldü Allah rahmet eylesin. İyi bir sosyalist, iyi bir komünisti. Allah rahmet eylesin. Şimdi diyecekler ki komünistler cennete gidecek. Böyle komünistler. Müslümanlar düşünsünler cennete nasıl gidecekler. Evet gidebilecekler mi? O hırsız Müslüman var. Müslümanlarda çok hırsız var. Dilipa açıklıyor hocam. Evet. Dinlesinler Dilipa. Şimdi Bolşevik devrimine, Bolşevik ihtilaline adam darbe diyor. Türkiye'de birçok sol bunu destekliyor. Chomsky de sosyalizmin en büyük ihanet Bolşevik devrimidir diye yazmış hocam. Şeyini de buldum, kaynağını buldum. Pax Marxista diye bir dergi buldum hocam. Bu Amerika'da çıkar, Amerika'da 10 tane solcu var zaten, başka yok. Orada diyor ki sosyalizme en büyük darbe Bolşevik devriminden gelmiştir diyor. 20. yüzyılda, aynı böyle diyor. Evet, bu da bir 12 Mart 2013 tarihli Pax Marxista diye bir dergi var. Orada Chomsky ile bir Christopher Helali diye biri var. Bu onunla röportaj yapmış. Bir söyleşi yapmış. Söyleşi de diyor. O zaman bana bir tanıtım şansı tanır mısın? Bir de bu Chomsky'yi tanıtacaksın. Bu Mahir Çayan'ı çok iyi şey etsinler. Siz belki evet, şeylerinde savunmalarında konuşursunuz. İzin verirsen hocam ben şimdi Türkiye devriminin, Milli Demokratik devrimin en önemli süreç içerisindeki en önemli hareketlerden biri 68 hareketidir. Ve onun temel şiarı tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye. Ve burada ölen değerli arkadaşlarımız, o günün kahramanları, bugünün de kahramanları, Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş'in savunmalarını, mahkemedeki savunmaları, mahkeme tutanaklarındaki daktilo hatalarına kadar tıpkı basımını 68'de Birliği Vakfı yayınlamıştı. Ve burada ikisinin de bu savunmalarda dile getirdiği Türkiye'nin yapısı, özellikleri, Milli Demokratik Devrim'in anlamı
ve istekleri Kemalizm konusunda, Cumhuriyet konusunda, bağımsızlık konusunda, anti-emperyalizm konusundaki bütün görüşleri net olarak birinci ağızdan, birinci elden dile getirildi. Bunun dışındaki hiçbir söylenti en ufak bir gerçeklik taşımaz. Bu bakımdan ben bu kitapları size hem burada göstermek istiyorum. Ayrıca Ulusal Kanal Gönüllüleri Birliği burada bu kitapların aynı zamanda dağıtımını, satışını da yapıyor. Ve Türkiye'de bugün olup bitenleri 50 yıldır değişmeyen, aynen var olan, aynı çizgide sürüp giden büyük tartışmayı buradaki kaynaklardan öğrendiğiniz zaman hem sosyolojik olarak Türkiye'nin o günkü durumuyla bugünkü durumunu karşılaştırma olanağına sahip olacaksınız. Ayrıca son derece önemli bu devrimci liderlerin, 68'in büyük önderlerinin Kemalizm konusunda, bağımsızlık konusunda, demokrasi konusundaki düşüncelerini, görüşlerini ve bugün de temel talep olarak toplumun, ilericilerin, Kemalistlerin, Cumhuriyetçilerin önünde olan o temel taleplerin niteliğini bugüne de taşımış olacaksınız. Şaşırtıcı sonuçlar elde edeceksiniz. Bu kaynağın dışında hiçbir kaynağa önem vermeyin. Ben bunu da ayrıca almanızı istiyorum. Bir şey daha ilave etmek istiyorum değerli izleyiciler. Bunu yürekten ve candan bir talep olarak sizden rica ediyorum. Bu konuşmaları anti-emperyalist, antifaşist, cumhuriyetçi, laik, demokratik ve kemalist ilkelerin savunulmasını bu kanaldan başka savunan bir ikinci kanalı gösteremezsiniz. Bu iş bir kara sevda, bir aşk işi değil. 68 ve bağımsızlık ve demokrasi ve cumhuriyet ve kemalizm. Bunu gerçek devrimci ruhuyla kavramak için bu kanalın açık kalması gerekiyor. Bu kanalın yarın 17 Mayıs ve bir ödeme, bir sorumluluk, bir yükümlülük altında bu talebe çağrıları yapılıyor. Ekonomik olarak bütün desteği vermek bir yurtseverlik görevidir, bir vatanseverlik görevidir. Kemalizme yapılabilecek bugünkü koşullarda en büyük hizmettir. Ben sizi göreve davet ediyorum değerli izleyiciler. Bakın sakın ama sakın ihmal etmeyin. Bu kanalın söndüğü yerde Türkiye'nin aydınlığı sönecektir. Türkiye'nin Kemalist damarı kesilecektir. Bu damarı açık tutmak için ve Türkiye toplumu, bütün Türk milleti umut kandan gelecek olan o taptaze kanı devam ettirebilmesi için bu kanala ihtiyaç var. Bunu unutmayın. Ve yarın saat 17'ye kadar karınca kararınca her izleyici, her Türk vatandaşı, her yurtsever, her vatansever, her Atatürkçü, her Kemalist bu göreve katkıda bulunsun ve elinden geleni yapsın diyorum. Bilmiyorum, benim bu konuda söyleyeceğim bu. Sizin de bir söyleyeceğiniz varsa. Tayyip Bey'e de seslenelim ya. Biraz da reis, biraz da bu kanala bir etrafındakiler seni sarmış. Böyle bir bu kanal... Bu memleketin gene milli şeylerini savunuyor. Yani bu kadar ilanlar, reklamlar, sizin kuyunuzu kazan ekipler var ya, onlar zannetmeyin ki onlar sizi savunuyorlar, ediyorlar. İlk sizi terk edecekler o yanınızdaki adamlardır. Ha, bu kanala biraz destek verin. Yani sen talimat verirsen, eskiden beri 40 sene tanırız sizi Reis Bey. Bunlara biraz destek, talimat verirsen. Ama bu çok acil. Bu yarın akşama kadar. O yani ondan sonrası için o talebi. Reis onu duyar. Onu duyar. Duyar da ama yarın akşama kadar süre. Şimdi diyecek ki bu Emek Hoca hem bizi eleştiriyor hem bizden yardım istiyor. O kadar olacak yani. Yanındakiler hep sen büyüksün, sen büyüksün padişahım derse, sonra işte Davutoğlu ne etti size? Doğru yapıyoruz, doğru yapıyoruz, doğru yapıyoruz. Son anda Tayyip Bey Putin'le görüşür de Türkiye'nin sıkıntısını giderdi. Yoksa Türkiye yalnız kalıyordu burada. Evet. FETÖ'cüler öyle bir operasyon yaptılar ki Tayyip şeydi, Mossadegh de bu işe atladı. Onların neler yaptığını biliyoruz. Bakın şimdi mülteciler var. Mültecilerle bizim gazeteci arkadaşlar görüşüyorlar. Ne diyor mülteciler biliyor musunuz? Bize 100 dolar verdiler. Türkiye'ye gidin, daha çok vereceğiz size demişler bunlara. Kim diyor bunu? Simsarlar. İnsan simsarları. O simsarlarla konuştuk. Ne diyorlar biliyor musunuz? Bize Türkiye'den para gönderdiler. $10,000. Dediler ki buraya adam gönderin Türkiye'ye. Mülteci gönderin. Niye yapmışlar biliyor musunuz bunu? Bizim sayın bazı yetkililer dışişlerinde bürokratlara hariç tutuyorum tabii. Onları hiç bu işe karıştırmamışlar zaten.
Amerikan yetkililer demişler ki 150-200 bin mülteci olursa Birleşmiş Milletler müdahale eder. 4 milyon oldu etmedi. Hiçbir ülke, bak şimdi Tayyip Erdoğan'ın hakkını vermek lazım. Hiçbir ülke 4 milyon mülteciyle Almanya'daydım. Almanya'da dediler ki 4 milyonu bırak, bize 50 bin kişi bir günde gelse, 2 günde biz altına kalkamayız. Evet. 4 milyon kişi bu ülkede yaşıyor, bu memleket onu idare ediyor yine. Ha, musafirdir yani, adam yolda kalmış. Biz muhacirlik işlerini bu memleket çok bilir. Balkanlardan, Kafkasya'dan, Orta Doğu'dan her yerden buraya insan geldi. Bunlar ki bizim bu memleket onları sokağa bırakmadı. Ben bir şey söyleyeyim de, yani bu konuda biz de eleştiriyoruz. Biz şunu, sizi de çok yakından tanıyorum, kendimi de en az o kadar biliyorum. Biz doğruya doğru, eğriye eğri demesini biz, bilen şimdi, insanlarız. Biz öyle gördük, öyle alışırız. Vatandaş bize otobüse gidiyoruz, Tayyip Bey'i bir eleştirsene diyor. Ya kardeşim, eleştirecek şeyleri söylüyoruz. Türkiye'yi duvara çarpmayın, onun için etrafındakilere üfleyin diyoruz. Reisi söylüyoruz, etrafındakiler, bak çıkmış adamlar. Tayyip Bey'e söyledik biz. Masana dosya koydular. Dosyayı bir bak dedik biz, değil mi? Buradan canlı yayında. Bize haber geldi ki masada dosya yok. Demek ki bilgiler Tayyip Bey'e ulaşmamış. Hı hı. Davutoğlu ile İbrahim Kalın Malezya'dayken kimlerle görüşmüş, ne yapmış diye. MİT raporları getirmiş. Dışişleri İstihbarat raporları. Tayyip Bey'e ulaştı. Gitmemiş. İbrahim Kalın dedi. Ondan sonra Georgetown Üniversitesi'ne gitmiş. Siz yazdınız onları, değil mi? Georgetown Üniversitesi'ne gitmiş, orada Nasr'la çalışmış. Nasr'ın, bakın şimdi, bunları Ömer Turan onları yazdı. Ömer Turan, Tayyip Bey'e en çok seven insanlardan biridir. Evet. Şimdi onun için adam, tabii unutmayalım, Tayyip Bey'in yanında şu anda rektörleri, mektörleri hepsini Tayyip Bey atamıyor hocam. Tayyip Bey atamıyor. Ama o da onun eksikliği, kusura bakma. Uyarıyoruz kendisini, uçuruma giderse... Gene gidecek ki bu Atatürk'e bana bir yardım etsin. Ama uçuruma gitmeden diyecek bunu. O ışığı açması gerekiyor. Çünkü bir sürü rektörü biliyoruz. FETÖ'cüsü var, bir sürü FETÖ'cü var. Evlerine FETÖ toplantısı yapanlar rektör diye atamışlar. Kim bunları atıyor? Ciddi mi bu ya? Ciddi tabii söylüyorum. Yani evinde FETÖ toplantısı yapan rektör var şu anda. Bunu söylemeniz, ya ben ciddi mi derken özür hocam, dilerim yani şimdi, mutlaka ciddidir de. İbrahim Kalın sonra Malezya'dan geliyor, gidiyor Profesör Nas'ın yanında doktora yapıyor. Profesör Nas Hristiyan-İslam diyaloğunun başındaki adamlardan biri. Şimdi Tayyip Bey bunları alamıyor görevden. Niye alamıyorsun? Elimizde belge mi var? Ya işte bunlar Profesör Nas bu şeyden kaçarken bu Wikileaks belgelerinde var zaten bu bilgiler. Profesör Nas'la ilgili. İran'dan kaçarken Şah'ın uçağıyla beraber kaçıyor. Profesör Nas Şii uzmanıdır. Şah'ın karısı bunu İran'a çağırıyor. Şiilikle Farsiliği birleştir diye. Bir sentez yap diye. Devrim olunca Şah'ın uçağıyla beraber kaçıyor. Amerika'ya gidince orada kimler Şah karşıtıdır hepsinin ismini Kissinger aracılığıyla Dr. Henry Kissinger, biliyorsunuz Amerikan dış politikası demek Dr. Henry Kissinger ve gibileri demek. Onun aracılığıyla CIA başkanına görüşüyor. CIA başkanına bütün bu isimleri veriyor. Evet, çok önemli bir bilgi. Allah bir diyoruz biz. Tabii iki diyenler de var. Tayyip Bey'in yanında da iki diyenler var. FETÖ'cüler yanında dolaşıyor Tayyip Bey. Burada en çok eleştiriyi şu konuda alıyoruz. Sanki Tayyip Bey Tayyip Bey'in de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da burada en azından bu söylenenler, bu bilgiler, sizin sunduğunuz bilgiler eğer onun kulağına gidiyorsa, onun bilgisine sunuluyorsa, herhangi bir şekilde bunları elde ediyorsa, gereğini yapmazsa o zaman kendisi de en azından diyorum, zan altında kalır. Tabii, lütfen. Ya zan değil ya, suçludur. Bunları eğer memleketin aleyhinde, ya gazete yazısı yeni çay yazıyor, CIA raportörleri yanında. CIA raportörleri. Tayyip Bey bunları acaba Amerika ile bağlantıyı kurmak için yanında tutuyor. Bunları biliyor mu? Ama bilmek durumundadır. Tayyip Bey onları kullanayım derken onlar Tayyip Bey üzerinden başka operasyonu Tayyip Bey yapmasınlar. Zaten bu seçim Tayyip Bey operasyonudur. Yani evet. Şu seçimin yenilenmesi Tayyip Erdoğan operasyonudur. Evet. Ya o 2010'da bir yasa çıkmış. Yasada diyor ki Tayyip Bey'in altında imzası var. Diyor ki belediyeler önemli harcamalar, yatırımlar yaparken Maliye Bakanlığı'ndan ve Cumhurbaşkanlığı'ndan izin alacaklar. Ondan onay gerekiyor. Ya ne yapacak İmamoğlu yani? İmamoğlu ne yapacak? İmamoğlu da kendi açıklama yapıyor. Diyor ki ben Sayın Cumhurbaşkanı'na çok iyi çalışıyorum. Adam mesajını vermiş.
Evet. Demiyor ki ben Cumhurbaşkanlığı çalışmam. Çok iyi çalışırım diyor. Tüccar, adam tüccar yani. Tüccar adam böyle düşünür. Siz orada iyi bir tespit yaptınız. Yani bu tamamen bu seçim kararı benim de kanaatim ve toplumda büyük bir kanaat. Hem de yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan yanlısılarının da kanaati bu yanlış bir karar oldu. Bunun iptali bir tür kendi ayağına kurşun sıkmak hocam, olarak şimdi ortaya çıkıyor. Sıkıntı... Büyük ihtimalle de öyle şimdi, sonuçlanacak 23 Haziran'da. Listeler yenilenmeyecek. Aynı listeler. Evet. Ama 1 milyon 700 bin civarında oy vermeyen var. Bunların 400-500 bini AK Partiliymiş, 400-500 bini CHP'liymiş. Bunlar herkes kendi adamlarını yeniden sandığa getirmek için uğraşıyor. Şu anda çalışıyorlar. Yani zaten Tayyip Erdoğan'ın en büyük hatası yanındakilere güvenmiş. Yanındakiler demişler buna ki 1 milyon fark atacağız. Ne oldu? Ya ben sadece bildiğim bir ilçeye, bak bir ilçeye 1150 İstanbul'dan seçmeni götürmüşler. Bir ilçeye. Seçim almak için. Küçük bir ilçe, Türkiye'nin bir yerinde. Böyle 10 tane ilçe olsa zaten seçimi alır AK Parti. Demek ki bunlar hiç ciddi almadılar. Nasıl seçimi alırız biz diye. Çantada keklik. Çantada keklik. Fakat son günlere Tayyip Bey'in önünde listeler gelince 8 tane birden konferans yaptı, düzenle konuşmalar düzenledi. Tek başına çalıştı. Şimdi... Ama o bir rakip değil ki. Orada da yanlış yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Ya, yani ben sizin her zaman söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı şunu yapması lazımdı. Sen Cumhurbaşkanı oldun değil mi? Belediye kardeşim. Başkanıyla belediye başkanı ya, belediye, çarpışsın. Ya bırak ama şimdi belediyelerde bu kadar yolsuzluk molsuzluk olmuş. Herhalde Tayyip Bey'e diyorlar ki işte ya bunlar yolsuzluk değil tabii. Yasaya uydurmuşlar. Yani para işini yasaya uydurmadan yapmazlar. Yani bağış yapma yetkileri var ya belediyenin. O cemaate, bu cemaate bu milletin parasını vermişler hocam. Evet çok mesela hocam. Bu milleti, bu fakir milletin parasını o cemaat rahat etsin. Bu 80 cemaat... milyonun hakkı var. Ya hocam şimdi bu İstanbul'da biliyorsunuz İstanbul'un Hakkari'nin dağından da Rize'nin dağından da Denizli'nin dağından da insanların akrabaları burada yaşıyor. Bu İstanbul'da Türkiye'nin her yerinden insan var. Burada bu insanlar çalışıyorlar az çok işte sigortası. Sigorta dediğin hocam bir adamın 1000 lira sigortası var. 850 lira şeyi var. Primi var. 150 lira da şeyi var. Yani verginin vergisi var. Şimdi bunlar 1000 liraya yakın bir adama maliyeti. Yani bu adamlar çalışıyor ediyor. Fakir fukara bu millet 2020 lirayla yaşıyor. Yani bak bu millet çok değerli bir millettir. 2020 lirayla yaşadığı halde Allah'a şükür herhalde devletimiz bir şey bir düşünüyordu bir çare diye diyor. Devletimiz bir çare düşünüyor diye düşünüyor. Böyle millet nereye bulacaksın? Hı hı. Peki bu arada bir şey soru sorayım bu şey üzerine. Şimdi iki kişi, iki isim çok öne çıktı bu. Ben hiç yani bu kadar okuyan, bakan, işi gereği ilgilenen birisi olarak bu isimleri pek bilmiyordum. Belki bir yani duymuşumdur ama hafızamda kalacak şekilde değil. Birisi bu Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleriyle, Türkiye seçimleriyle ilgili milletvekili Ali İhsan Yavuz, AKP'nin. Ve bir de Yüksek Seçim Kurulu'da AKP temsilcisi Recep Özel. Bunlarla ilgili sosyal medyada belge niteliğinde bak yani onun belgesiz hiç kimseye hiçbir şey söyleyemem. Söylemem de zaten prensibim değil. Bu belgelere istinaden, yazılıp çizilenlere istinaden ve onlara karşı da herhangi bir tekzip ve açıklama gelmediği için bunu söylüyorum. Bunlar son derece şaibeli durumdaki, kendisi İstanbul seçimleri için şaibeli diyordu. Olur olmaz ona toplum karar verecek, seçmen karar verecek. Ama bu iki isimin etrafında dönen şaibe zinciri, şaibe halkası. Siz de bir şey çağrıştırıyor mu? Siz bir şey diyebilir misiniz? Şimdi vallahi çünkü ben, Sakarya'da, ben hala bunu anlamamışım. Yani, Sakarya'da, Sakarya milletvekili, Sakarya'da, şimdi ben o isimleri vermeyeyim. Yani kişi ismi değil, kurum isimleri. Sayın... Ali İhsan Yavuz'un nerelerin kurucusu olduğu, nerelere üye olduğu, yani geçmişi son derece biliniyor. Yani Sakarya halkına sorsanız bunu biraz ilgilenenlerin hepsi biliyor. Peki Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu isimlere ki birisini YSK temsilcisi seçmiş partinin. O da onun içinde fotoğraflar her şey böyle. Yani şuna mı benziyor? Bugünden öncesi beni ilgilendirmiyor. Bugün ne yapıyor mantığı mı? Şimdi söz sizin. Tayyip Bey'in yapacağı iş şuydu. Bu başkanlık sisteminde, cumhurbaşkanlığı sisteminde sıkıntılar var. Mecliste hiçbir şey olmuyor. Meclis artık var yok. Bir kere bakanları meclisten atacaksın.
olağanüstü durumlarda bakanlar, İçişleri, Savunma, Dışişleri Bakanları teknokratlardan, bürokratlardan atanır. Yani ya bu işi bilenlerden. İkincisi başbakanlık gelecek. Tayyip Bey'in yani Cumhurbaşkanlığı'nın yetkilerini zaten vardı. Gene yani bu kadar değil. Kanun hükmünde kararname çıkacak kadar değil ama Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri gene dengeci olsun. Gene yetkileri olsun, önemli yetkileri olsun. Fakat bu parlamenter sistem bundan iyiydi. Çünkü şimdi Tayyip Bey'in yanındaki bakanlar da sorun var. Şimdi öyle bakan bir bakan var ki yani Tayyip Bey'in yanındakiler şikayetçi. Yani oğlu şikayetçi, bakanları şikayetçi, partinin milletvekilleri şikayetçi. Böyle bakan var. İstanbul'da büyük hatalar yapılmış. Şimdi Tayyip Bey belki yani belki bu işleri şey eder bize yani sen ne anlarsın bu işten diye ama şimdi Metin Külünk örgütçüdür değil mi? Metin Külünk'ü 300 bin kişiyi örgütledi onu örgütler. Ama onu hiç adı sahne hiç mesela ya. Ne belediye başkanlığında ne il başkanlığında bir yere değerlendirilmedi. Yap il başkanı İstanbul örgütlemesini ona ver. Şimdi Metin mesela ben... izleyiciler şimdi bunu yanlış değerlendiriyor. Yok yanlış değil. Metin benim eski arkadaşım ama Metin ben eskiden çekinirdi. Ben telefonlarıma çıkmazdı, yanıma dolaşmazdı. Çünkü derdi ki bu Ergenekoncu'dur, aman tehlikelidir diye. Ama hakkını verelim yani Metin Külünk örgütçüdür. Yani teşkilatlamayı iyi bilir. Çünkü 77'de Akıncılar'dan gelme o biliyor. Tamam. Ama bu millet... Bir uyarayım, reklama gireceğiz. Sözünüzü unutmayın. Reklama gireceğiz şimdi, uyardım. Bu cümlenizi bitir. Şimdi bu memlekette, Tayyip Bey unutmasın, bu memlekette hakikaten bu ekonomik olarak sıkıntı çeken insanlar var. Orayı burayı özelleştirmekle ne oldu? Yani şeker fabrikalarını özelleştiriyorsun. Ya ben şimdi gidiyorum Rize'ye, her ay sonu gidiyorum. Bizim Bayram Kalafat var Gündoğdu'da. Deniz kenarında bir kulübe kurmuş. Orada yatıyor adamcağız. Orada bir iki tane balık pişiriyor. Ya onunla uğraşıyorlar. Bayram Kalafat gibi. Bunlar ilkokul ikiden ayrılmış adamlar. Ama vallahi profesörlerle sohbet o kadar güzel olamaz. Dünyayı onlardan daha iyi görüyorlar. Virgül koymak zorundayız. Unutmayalım. Tayyip Bey bu işte sıkıştığı zaman gitsin bizim Fikri Kansız var hoca. Hakiki imamdır yani. Kasımpaşa'da. Ya bunlara danış. Bunlar senden bir şey istemez. Bunlar menfaati de yoktur. Bunlar emekli maaşlarıyla, 1000 lirayla, 2000 lirayla yaşayan insanlardır. Hocam reklama girmek zorundayız. Girelim. Evet, değerli izleyiciler, şimdi bir reklam arası. Bu tartışmalar, bu görüşler, bütün şiddetiyle diyeyim, öyle şiddeti tırnak içerisinde kullanıyorum, devam edecek. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyiciler, programın ikinci bölümüne başlıyoruz. Bu programın sonuna kadar kesintisiz devam edecek. Onun için bütün dikkatinizle bizi izlemenizi, görüş ve önerilerinizi de iletmenizi özellikle rica edeceğim. Eğer program el verdiği oranda bu görüş ve önerilerinize de, düşüncelerinize de, eleştirilerinize de, karşı çıkışlarınıza da yer vermeye çalışacağız. Ama bunun hemen şimdiden söyleyeyim, tek ölçütü sürenin kendisi. Sayın Gürses, şimdi bir başka büyük bir problemi dile getirmek üzere size yönelmek istiyorum. Şöyle, şimdi Türkiye çok önemli bir kıskacın içerisinde, varlık yokluk sürecinde. Bunu biz 1991'lerin başında İran, oradan bir örneklemeyle de girebilirsiniz konuya. Yani İran-Irak Savaşı. Ve Irak Savaşı 8 yıl sürdü, İran-Irak Savaşı ve ondan sonra Irak'ın Kuveyt'e yöneltilmesi diyorum çünkü o bir kendi tercihi olarak değil ve 9 yıl süren bir savaşın sonucunda kuşatmalar altında ve kendi savaş dinamikleri sonucunda çöküntüye uğrayan bir Irak ve Irak'ın geldiği son tarih yakın yıllarda izlediğimiz büyük çöküntü ve şimdi ayakta durmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir kuşatma altında da Türkiye, böyle bir planın içerisinde de. Yani şöyle bir özet yapacağım çünkü bunların hepsini
aklımda tutup sıralamak, yanlış yapmadan mümkün değil. Aldığım nottan okuyarak söyleyeceğim. Dikkatle izlemenizi, bir değerlendirme yapmanızı ve bundan sonra Türkiye geleceğe dönük olarak nasıl bir politika izleyecek ve ekonomi konusunda da, ki TÜSİAD'ın bugünkü açıklamasını da ele alacağız. O açıklama çerçevesinde Türkiye'nin ihtiyacı olan nedir? Buna cevap aramaya çalışacağız. Şöyle not almışım. Bunlar bir gerçeklik ama bir anda hepsini akılda tutmak mümkün değil. Suudi Arabistan, İsrail ve ABD Müslüman Kardeşler örgütünü terör örgütü olarak nitelendiriyor ve listeye aldı. Şii İran Müslüman Kardeşler örgütü ile ilişkileri devam ettiriyor. Müslüman Kardeşler örgütü Suriye için düşman. Yani İran'ın dost aldığını Suriye için düşman ve Suriye'nin terör örgütü listesinde. İran ve Suriye, Orta Doğu'da Amerika'ya karşı tam bir mutabakat içerisinde mücadele ediyor. Recep Tayyip Erdoğan, Suriye rejim düşmanı. Suriye, Rusya ile dost. Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, yani bu Türkiye, yani Recep Tayyip Erdoğan demek doğru değil ama simge olarak Cumhurbaşkanlığını kastederek söylüyorum. Rusya ile ittifak zemini arıyor hem de güçlü biçimde. Saydığımız tüm devletlerin baş düşmanı ABD, burada adı geçen bütün devletlerin de baş düşmanı ABD ve önemli oranda Siyonizm, İsrail, Suudi Arabistan bu düşman şeyde, cephede. ABD, İsrail, Suudi İttifakı İran'ı baş düşman olarak görüp ambargo uyguluyor. Teslim olmaya zorluyor. Şimdi soruyorum, soru şu. Siz Türkiye'nin başında ve sorumluluğunda olsaydınız, Türkiye'yi nereye koyardınız şu karma karışık labirent içerisinde? Birinci görev Tayyip Bey'indir. Önce kutuplaşmayı engelleyecek. Cumhurbaşkanının görevi bütün ülkelerde, devlet başkanlarının görevi, siyasi faaliyetler arasında kargaşa olduğu zaman kutuplaşmayı engeller. Yani Türkiye'de kutuplaşma olduğu zaman ekonomik kriz niye oluyor, sıkıntı yani oluyor? Yani iç cephe dediğimiz oluyor. İç cephede bu kadar gerginlik olursa, bu gerginlikte yabancı yatırımcı gelir mi? Yani ondan sonra diyorsun ki Türkiye'den para kaçıyor, millet parasını dolara yatırıyor, yavaş yavaş yurt dışına değişik yollarla çıkarıyor. Olan da getirmez, içeride olan da dışarı götürür. Ya bir önce insanları bir sakinleştirelim, gerginliği kaldıralım. Bir ara Tayyip Bey seçimden hemen sonra ne dedi? İşte Türkiye ittifakı yapacağız falan. Hemen birileri devreye girdi. Nasıl olduysa fikrini... Adını söyleyelim, hemen dedi yeter bu ittifak, Cumhur İttifakı. Devlet Bahçeli bunu söyledi. Devlet Bahçeli bunu söyledi. Sonra dedi ki %18.8 oy aldık biz dedi. Tayyip Bey'e mesaj verdi. Senin oyun %30'a düştü diye. Tayyip Bey uyardı mı? Ne yaptı? Yani sen beni bırakıp da acaba genel bir ittifak mı yapacaksın? Tayyip Bey de herhalde anladığımız kadarıyla Türkiye'de herkes bu ittifakın, yani milli olan, yani PKK ile bağı olmayan bu ortadaki partiler bir araya gelsinler. Bunların bir fikirlerini alalım gibi bir oradan içeriden aldığımız bilgi. Ama birdenbire ne olduysa... Bir daha da sözünü etmedi. Bir daha etmedi yani. Birileri bir şey devreye mi giriyor, ne oluyor? Nasıl oluyor bu? Ben de onu anlamış değilim. Ondan sonra şimdi bizim Coşkun Mete, Zekeriya Mete, Hubbat İlaçlar Birliği Başkanı'ydı. Başına gelmedik kalmadı. Dedi ki Türkiye'de ya ihracatı artırmanın kolay yolları var. Biz de bunu Tayyip Bey'e ilet dedik ki ya bunları bir dinleyin. Ama üretimi artırmadan da ihracatı... Üretim sorunu yok Türkiye'de. Üretimi yaptığımız zaman, şimdi tekstil niye durmuş? Üretim sorunu yok ki tekstilde. Pazar olmadığı için fabrikalar, atölyeleri kapattılar. Yoksa üretim bir ay içinde başlarlar. Tekstilciler o kadar profesyonel, elastik çalışıyorlar ki hemen 100 kişilik atölyeler tekrar devreye girer. Ama tarım ve hayvancılık var. Tarım ve hayvancılık da şimdi tabii... Bir planlama işi o. Tabii Türkiye'de biz ne diyoruz? Pilavlı olmaz bu, planlı olur. Plan olmadan pilav olmaz. Pilav bugün olursa, plan yapmasan bir daha sene... Bugün patates 10 liraysa herkes eker, nasılsa 10 lira diye plan yapmazsan bir daha sene 50 kuruşa düşer. 50 kuruşa düşünce bu sefer de vatandaş der ki ya patates para etmiyor, kimse ekmez, ondan sonraki sene 15 liraya çıkar. Plansızlık böyle bir şeydir. 60'lı yıllar hatırlıyorsunuz. Tabii canım. Vatandaş pilav istiyor, plan istemiyor diye. Ondan sonra bu kapitalist ekonomi Türkiye'yi, kontrolsüz bir de kapitalist ekonomi bu. Vahşi Almanya'da kapitalist ekonomi var. Ama her şey planlı. Her şey planlı. Plan düşüncesi tamamen çıktı yani. Ya diyorlar ki, hatırlıyor musunuz hocam ne demişti? Demir yolu komünist işidir. Evet. Ya dediler ne o zaman?
Ben o zaman İngiltere'deyim, takip ediyorum Türkiye'yi. Ya kardeşim, bu Japonlar komünist mi? Bu Almanlar komünist mi? Amerika komünist. Amerika'da diyelim o kadar yok. İngilizler komünist mi? Ya bu adamlar, bu milleti aptal zannettiler ya. Evet, aptal zannettiler. Ama bak görüyorsun, ama bu milletin sağ gözü çok güçlü. Fakir olduğu halde ses çıkarmıyor ama diyor ki devletim zarar görmesin. 2020 lira maaşla yaşıyor millet. 7 milyon 300 bin kişi 2020 liranın altında maaşla yaşıyor hocam. Hocam çok önemli bir şey. Şuradan devam edelim. Bu. Şimdi TÜSİAD tabii, yani bu şeyi tabii kıyameti koparacak. Çünkü ekonomiyle uğraşan budur. Şimdi çıkarmışlar bir şey. Yaptığımız bütün politikalar bizi yalnız bıraktı değil mi? İbrahim Kalın ne diyor? Değerli yalnızlık. Ne değerli yalnızlığı? Hocam elimizde belge var. Dedim 1896 ben. Tarihinde 1896 Joseph Chamberlain Sömürgeler Bakanı. Joseph Chamberlain demiş. Biz İngiltere olarak değerli yalnızlığı seçelim demiş. Kavram oradan geldi. Herkes bize karşı çıkıyor. Çünkü o dönemde İngiltere'de büyük tartışma var. Afrika'daki sömürgeler diyor ki Joseph Chamberlain, sömürgelerden sorumlu bakan. Aynı cümle şu. 1896'da şunu söylüyor. Pasif kalırsak Afrika kıtasının önemli bir kısmı ticari rakiplerimizin eline geçecek. Dünya ticaretinin büyümesi için ele geçirdiğimiz alanları uygarlığın temsilcisi olarak geliştiririz biz diyor. Emperyalizm görüyor musun? Uygarlık götürüyoruz diyorlar. İşte diğer kapitalist, emperyalist ülkelerle kavga ettiği zaman da yalnız kalıyor ya İngiltere. Diğer emperyalist ülkeler diyor ki bana az düştü ganimetten. Biz de diyor değerli yalnızlığı seçeriz. İbrahim Kalın da sanki vatandaş da diyor bana ki İbrahim Kalın çok önemli bir şey söyle, değerli yalnızlık. 1896'da kaynak verelim. London Times 18 Ocak 1896 tarihinde gazetede çıkmış. Bir tek saati eksik ya. Hocam biz çalışıyoruz. Orange'de nelik atı çalışıyoruz. Evet, bizim işimiz o. Tabii. Ama gazeteyi söylüyorum. London Times 18 Ocak 1896. Joseph Chamberlain, Sömürgeler Bakanı, biz değerli yalnızlığı seçelim diyor. Yani emperyalist ülkeler bizi çok sıkıştırıyor, bize pay vermiyorsun diye. Şimdi biliyorsunuz Libya'yı biz destek verdik Amerika'nın, Fransa'nın işgaline. Şimdi Libya konusunda İtalya ile Fransa kavga ediyor. İtalyan Büyükelçisi ne dedi? Dedi ki Fransa Libya'yı yağmalıyor. Kendine yağmadan az düştüğü için rahatsız olmuşlar. Çünkü İtalyan da ekonomik çok. Sudan'da ne oluyor onu da bilsin. Hocam Sudan'ı zaten 2011 yılında ikiye bölmüşler. Sudan'ın petrol kaynakları güneyde kalmış. Sudan'ın kendisinin Kızıldeniz'e çıkışı var. Fakat petrol kaynaklarının olduğu Güney Sudan'da 12 milyon civarında bir nüfus var. Denize çıkış yok. Denize çıkış için bunlara yüksek vergi koymuşlar diye komşu ülkeler. Onun için petrolünü üretme işinde sıkıntı çekiyor. Pazarlar satmak için petrol fiyatları yükselince iyi. Biliyorsunuz Sudan devlet başkanı Vatikan'a gitti. Vatikan Papa buna sarıldı, kucakladı. Niye? Hristiyan. Çoğunluğu Hristiyan orada. Evet. Afrika'da bir Hristiyan devlet bulmuşlar. Yalnız aman sarılalım ona diye. İki soru böyle kısa iki şey soracağım ama orada yakın sürede birkaç gün önce bir gazete haberinde okudum. Ajans haberi. Orada Sudan'da yeni askeri rejim şeriatın yönetim olarak uygulanmasını istiyor diye bir haber okudu. Oradaki o muhalif, sokak muhalefeti yürüten ama kesim muhalefeti, büyük tehlike bekliyor demektir. Hocam sokak muhalefetini kontrol edemiyorlar. Askeri yönetimleri, vatandaş herhalde biraz o konuda bilinci, farklı bilinç süreci gelişmiş. Askerleri istemiyor. İlginç. Daha öncesi işbirliği yapıyordunuz yönetimlere. Şimdi ne istiyorsunuz diyorlar. Devirdiniz. Siz oradaydınız. Ama bir de şeriat derseniz hepten orada büyük problemler çıkıyor. Hocam şimdi çok yoksul ülkelerde adamlar diyor ki bildiğimiz bir kanun olsun. Çok yoksul. Petrolde kalmış Güney Sudan'da. Bunu öyle ayarlamışlar ki petrolü Güney Sudan'da Hristiyanların çoğunluk olduğu bölgeye vermişler. Ve büyük mülteci akımları var. Şimdi benim bir öğrenci asistanım var Yonca Ok diye. Çok güzel bir çalışma yapıyor hocam. Bu dünyada Müslüman ülkelerin güvenliği, Müslüman ülkelerden Müslüman ülkelere giden mülteciler güvenliği tehdit ediyor. Şimdi Türkiye'ye 4 milyon tane mülteci gelirse ne yapar hocam? Güvenliği tehdit eder. Kesin. Bugün etmez yarın eder. Onun için bak bu konularda bu Yonca o güzel bir
tez hazırlanmış bu konuda, çalışmalarını yürütüyor. Bu konulara öğrencileri yönlendiriyoruz. Ne diyoruz öğrencilere? Önümüzdeki 20-25 yıl konu güvenliktir. Güvenlikle bağlantılı bütün konuları güvenlikle bağlantılı yapın. Siber güvenlik olabilir, başka bir şey olabilir. Ama artık devletler bu göç meselesini öyle bir yık, mesela Türkiye'nin üzerine öyle bir yıktılar ki Avrupa Türkiye'ye yok şöyle para vereceğim, böyle vereceğim. Türkiye'ye 4 milyon mültecinin Türkiye'nin başına yıktılar. Türkiye tabii, yani biz tabii fakir fukara gelmiş, fakir fukaraya bir şey diyemeyiz. Evet. Yani. Şimdi ben izin verirseniz ben iki şey soracağım birbiriyle bağlantılı. Hemeniz 31 Mart günü seçim yasaklarının bitiş, 30 Mart günü, 31 Mart seçim günüydü. 30 Mart günü seçim yasaklarının bitiş saatine kadar, başta daha doğrusu seçim yasaklarının başlamasının o saatine kadar Türkiye'de temel kavram beka sorunuydu. Tam 46 gün geçti. Bu 46 gün içerisinde beka sorununu söyleyen kimse kalmadı. Ne oldu yani 30 Mart'a kadar mı beka sorunumuz vardı? Bir saniye. O şimdi ne oldu? Yani oradaki şeyi bunu herkes düşünsün. Bu sloganın niyatı mı? Ve Türkiye'yi ikiye böldü. Bir cepheleştirme. Şimdi bugün de, dün daha doğrusu TÜSİAD bir Türkiye İttifakı problemi gündeme getirdi. Yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ın o henüz seçimlerden hemen bir iki gün sonra söylediği şey. Ama Recep Tayyip Erdoğan demin belirtti. Bunun takipçisi olmadı, orada kaldı. Onu da burada çok açık söyleyelim. Bu Türkiye'nin birliğine o anda sokulmuş bir kama olarak Devlet Bahçeli'nin böyle bir ittifaka gerek yok, Cumhur İttifakı yeter. İyi, hadi nasıl yetecek? Yarısı Cumhur İttifakı'nın dışında. Tümünü kucaklayacak bir programa ihtiyaç var. Türkiye'nin acil görevi de budur. Size sorumun başında da söylediğim, yani bu bölümde, Türkiye'nin geleceği, sıraladım burada ben durumu Orta Doğu'da ve bölgedeki. Şimdi bunların hepsini şöyle bir harman halinde, bu beka sorunu, TÜSİAD'ın açıklaması ve bu Orta Doğu'daki mevzilenme içerisinde biz ne yapmalıyız? Esas soru bu. Türkiye'deki bütün sorumluların, aydınların politik olarak, kültürel olarak, siyasi olarak, ekonomik olarak bu soruya cevap vermesi gerekiyor. Bu soruyu araştırmadan, bu soruyu doğru cevaplandırıp Türkiye halkının, Türk milletinin çıkarı doğrultusunda programlamayan her şey, herkes sorumludur, geleceğimizden sorumludur. Belki 50 yıl sonraki toplumsal yapıdan, Türkiye toplumunun yapısından, insanından sorumlu olacaktır. Bu bağlamda şunu da belirtmek istiyorum. Bir araya girdim, biraz belki uzatmak istemiyorum. Bu bağlamda Türkiye'nin geleceğini düşünmeyen, planlamayan, hesaplamayan her hareket sorumludur. Burada açık ve bu belediye seçimleriyle ilgili de söyleyeyim. Öyle bitireceğim cümlemi. Ne CHP'de ne AKP'de burada gönül okşamadan başka hiçbir şey yok. Oysa Türkiye'nin temel sorunu bu ana sorunlarda cevap arayan bir toplumsal yapının varlığına cevap vermektir. Doğru cevap vermektir. Bunu ben şunu söyleyeyim çok açık ve net olarak, eşitlik sorununu ihmal ederek, bakın onu da söyleyecektim, çok özür dileyerek söyleyeceğim. Siz demin dediniz ki açlar var, susuzlar var. Türkiye'de 84 bine yakın dolar milyoneri var. Bu nasıl oluyor? Ya milyoner olsun. Fakir olmasın. Hayır olmasın. Haksızlık içerisinde, içerisinde haksızlık olmayan hiçbir dolar milyoneri olması mümkün değil abi. Ya, mümkün değil. İslami abi. Açıdan bak, kapitalizm açısından yani, bak. İslam'da sonuçta olmaz, kapitalizmde olur. Abi böyle olmaz. İslam'da olmaz, kapitalizmde evet, olur. O zaman İslamcılık iddiasında bulunanlar buna cevap versin. O ayrı. Ha. Ama şimdi benim soruma dönün, söz sizin, buyurun. Şimdi TÜSİAD böyle bir açıklama yaptı, hakkı çünkü ticaretle uğraşan bunlar, ekonomide bir sıkıntı olduğu zaman en çok bunlar etkileniyor. Ticaretle uğraşanlar, yatırımları olanlar, sanayiciler, yüzlerce fabrikalar yandı. Bunlar durup dururken yanmadı. Her zaman yanmıyor bunlar. Vatandaş öyle bir sıkıntısı var. Bu işler basittir. İhracatçıları çağıracaksın, nasıl ihracat artırılır? İhracat pazar bulursan üretim yaparsın. Tekstili verdim örnek. Tekstilcileri, şu şirkeciyi gezdim. Cuma günü saat 3, geçen hafta. Saat 3'te gezilmez oralarda.
Hemen Sirkeci'de postanenin arka taraflarını biliyorsunuz. Bütün tekstil işhanları var orada. Tabii biliyorum. Bomboş duruyor hanlar. Bu niye oluyor? Pazar bulamayınca insanlar bunu yapıyorlar. Ben şu kitapları da göstereceğim. O zaman ne yapmak lazım? Şimdi İran'a karşı biliyorsunuz yeni operasyonlara hazırlık yapıyorlar. 200 bin, 120 bin falan, 127 binden falan bahsediyorlar. İran'da gelen bilgiler şu. İran'da bir ayaklanma organize etmeye çalışıyorlar. Kadınları ayaklandırmayı düşünüyorlar İran'da. Devlet işte devlet yetkilileri üzerine ateş etmiş görevliler. Birleşmiş Milletler'den çağrı yapacaklar. Diyecekler ki kadınları katlediyorlar. Oradan bir karar çıkarıp çıkarmadan da olabilir. Irak'a karar çıkarmadan müdahale ettiler. Ama Çin zaten Amerika ile kavga etmek istemiyor bu dönemlerde. Görüyoruz çünkü %6'ya düşmüş kalkınma oranı. Çin'in kalkınma oranı düşünce yatırım yapmıyor demektir. Yatırım yapmadığı zaman ne demektir? Dünyadan mal çekmiyor demektir. Biliyoruz ki dünyanın %23-%25 civarındaki bakır üretimini Çin alıyor. Üretim yapıyor, dünyaya pazarlıyor. Şu anda Afrika'da yarış ediyorlar Amerika ile. Ta ne zaman söyledik onu biz? 1890'larda Chamberlain'in söylediği laflar. Yani emperyalizm kendine ortak istemiyor. Çin yatırım yapıyor. Amerika diyor ki buradan benim pazarımı elinden alacak. Şimdi bu kadar gerginlik var. Cumhurbaşkanı bu gerginliği azaltacak. TÜSİAD'la da görüşecek. Azaltma değil, yok edecek. Şimdi bu ama birden olmayacak. Birden olmaz yani ama oturacak hocam. Azaltma, ihracatı kim yapıyorsa. %90'a inmiş. Çok anlam taşımıyor. Üretimi kim yapıyorsa. İhracatı kim yapıyorsa. Bunlarla konuşacak. Bunlarla kavga etmeyecek. Bunlarla konuşacak. Diyecek ki ya bir gelin bakalım ne hata yapıyoruz. Tarıma şimdi önemli krediler, Cumhurbaşkanı açıkladı. Önemli destekler veriyorlar. Bunlar zamanında verilseydi belki de bunlar olmazdı. Ama planlama yapmadan bu olmaz. Planlamayı yapacaksınız, desteği öyle vereceksiniz. Ha para nereden geliyor? Fondan geliyormuş, şuradan geliyormuş. İşte acil fondan falan geliyormuş. Olsun. Tarıma gidiyorsa, doğru yere harcanıyorsa akla uygundur. Karşılığı olan yere. Doğru yer yani. Şimdi doğru. Eskiden biliyorsunuz. Doğu'da yatırım yapanlar işte ne oluyordu? Adam oraya bir temel atıyordu. Paranın gerisini batıda bir yerde kullanıyordu. Otel yapıyordu, ne yapıyordu? 90'ların başında bir şeyleri hatırlıyor. Vergi iadelerinden nelerin yani olduğunu kötü, biliyoruz. Çok kötü şeyler yapıldı o zaman. Yani çok yani bazı iş yani piyasaya çıkan birçok iş adamı bunları kötüye kullandı. Bunu ne yapacaklar? Bürokrasi takip edecek. Ama bürokrasiye izin vereceksiniz. Maliye Bakanı'nı duysun. Bürokrasiye izin verecek. Bürokrasiyi aşağılamakla, bürokrasiyi dişlemekle bu işi yapamazsınız. Devlet dediğin zaten bürokratik bir örgütlenmedir. Kesin. Yani devletin olmasını istemeyen bir anarşistler var. Onlara soruyorsunuz devlet ortak kalkınca ne yapacağız? Devlete gerek yok. Bir de liberaller. Ya liberaller zaten o şeyden dolayı daha iyi çalarım belki diye. Bazı liberaller. Daha iyi çalarım diye ama ne zaman çaldıktan sonra birikim yaptıktan sonra ne diyorlar? Öyledir zaten. Mafya işini yapar yapar bu polisler nedir der. Ne zaman ki işi biter keyfi yerinde. Kendisine artık bürokrasiden şuradan buradan rahatsız etmeye başlarlar. Bu devletin polisi yok mu, hakim yok mu diye, savcısı yok mu diye bağırırlar. Biliyorsunuz. Öyledir bu. O da doğal ya. Yani. Evet. Ama memlekette tabii evet buradan hareketle bu millet Türkiye'nin geleceğine dönük hocam. Düşüncelerinizi almak istiyorum. Bu Tayyip Bey'in ilk seçimden sonraki ilk açıklaması doğru bir açıklamaydı. Onu takip etmesi lazım. TÜSİAD'ı da. Şimdi devlet ne dediğinizdedir bir ittifaktır. Güvenlik sorunu olduğu dönemlerde asker daha çok konuşur. Ekonomik sorunlar olduğu dönemlerde TÜSİAD konuşur, MÜSİAD konuşur. İşte birlikleri, ihracatçı birlikleri konuşur değil mi? Şimdi şu anda ekonomik sıkıntımız var. O zaman bu insanların konuşmasına diyeceğiz ki ey TÜSİAD gel bakalım sen bir şeyler söyle, bir kontrol konuşalım. Sayın Cumhurbaşkanı bunu yapacak. Bunu Maliye Bakanı'na bırakmayacak. Evet. Bunu kendi yapacak. Çünkü bu önerdiği şeyi şu anda TÜSİAD tekrar ediyor değil mi? Yani Türkiye ekonomisinin elinde tutan güç. Tabii Türkiye İttifakı diyordu Tayyip Bey. Şimdi bunlara Türkiye İttifakı diyor. Son derece olumlu. Ya bunlar güzel şeyler. Ha şimdi bazı sosyalist arkadaşlar ya TÜSİAD'ı mı savunuyorsunuz diyecek bize. Kimseyi savunmakla değil. Şimdi biz bu ülke sosyalizm yok burada. Sosyalizm olsa dersiniz ki sosyalist ekonomi uyguluyoruz. Şimdi siz bu ülkede vatandaş TÜSİAD'ın büyük şirketleri var diyelim 20-30 tane. Bu şirketlerde çalışarak karnını doyuruyor. Evet, yani orası çökerse Türkiye çöker. Orası çökerse hepimiz altında kalırız. Bizim sosyalist arkadaşlar o fakir fukarayı doyuracak mı bakalım? Evet, ha, çok o, güzel. O aç kalmadan anlamazlar onu. Sorun onca mi? Aç kalınca anlaşılır.
Şimdi bize çok kızmışlardır Mahir Çayhan'ın şeylerini okuyunca. Bilinsin diye okuyoruz. Çünkü bu ülkede bazı sol gruplar Chavezciliğe bile kızıyor. Bolivarcılığa bile küfrediyorlar. Burada Bolivarcılık, ya. Kimse Bolivarcılığı yüzetmiyor. Ama bir anti-emperyalist kökü var orada. Kim, Kemalizmi kimse neyini söylüyoruz biz? Bunun da anti-emperyalist tarafı var. İşte Mahir Çayhan'ı adam diyor ki Mahir Çayhan bizim ışığımızdır onu takip ediyoruz. Ama Atatürk'ü sövüyor. Aa işte Kemalizm, aa işte sana Kemalizm. Mahir Çayhan'ı söylüyor. Kitaplar burada ha. Okusunlar bunları. 68'de vakfı mı çıkardı bunları? Vakfının çıkardığı güzel. Kitaplı. Gençlere ben öneriyorum. Fikir Kulüpleri Federasyonu kitabını alsın okusunlar. O da bu sette var zaten gönüllülerin setinde. Onu setini. Mutlaka çünkü böyle çalışmalar bu gençler bunları eskiden Türkiye'de ve dünyada gençlik diye bir kitap yayınlamıştı 1980'in başında mı ya 73 ya 80. Hasan Basri Gürses onlar biliyorsunuz eski biliyorum, eski biliyorum. Devrimci gençlikler. İkisi de karısı da kendisi vefat etti. İkisi de arkadaşlarım da ikisi de. Çok çok kaliteli bir çalışmaydı. O zaman yoktu böyle bir çalışma. O kitap var mı piyasada bilmiyorum. Ama benim kütüphanemde var. Gençlik o, Türkiye'de ve dünyada gençlik diye. O Cumhuriyet gazetesi Yunus Nadi ödülünü de kazanmıştı. Ödülü de kazanmıştı. Evet. Şimdi de işte piyasada bizim, görmüyorum ama bende var o. Feyzoğlu'nun kitabını mutlaka Fikir Kulüpleri Federasyonu'nda okusunlar. Ali Gevgili'nin bu 1980'e kadar bunu güncellemediler tabii. Güncelleseler iyi olurdu. Çok önemli bir kaynaktır bunlar. Söylediğinizden beri aklımdan hatırlamaya çalışıyorum ama ismini unuttum o kitabın. Ben de çok değerli tabii, kitap. Hocamdı benim. Ali Gevgili çok önemli. Fakültesinde. Sakallı'nın da büyük, Bağlam Yayınları'nın da en büyük katkısı böyle kitapları zamanda yayınlamış. Evet, onu bir daha yayınlasalar ama ya işte, ekonomik sorun. Sakallı'yla konuştum. Sakallı diyoruz tabii ona. O 6 senede 7 senede bir berberi geliyor Konya'dan Sakallı saçını. Dedi değerli izleyiciler bizim çok değerli bir arkadaşımız Bağlam Yayınları'nın orada reklama giriyor ama. Neyse o reklam bir şey değil. Kitap reklam olsun hocam. Gençler yeter ki kitap okusun ya. Onun böyle bir tam bir emekçisi, tam bir hamalı, ha, kitap, tam bir kitap emekçisi. Evet. Ha, yayın evi emekçisi onlardır. Tabii unutmayalım bizim Bolşevik var, Sakallı Bolşevik de var. Bu Doğu Kitap Evi'nin sahibi. Bunları da unutmayalım. Bunlar da kitap emekçisi. Kitabı koklayarak yayınlar. Evet. Yani çok ince okurlar. Şimdi bunlar. Şunu da söyleyeyim. Sayın rahmetli Uğur Mumcu'nun sözünü de hatırlayın. En büyük sıkıntıyı nerede çekiyoruz biliyor musun hocam? Bu siyasal tartışmalarda, bu güncel politikaların değerlendirilmesinde bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyor insanlar. Ve maalesef bizim kuşakta biraz kalite düştü. Öğrenciler şikayet ediyor gençler. Sadece hocam gençler diyorlar, için televizyonda profesörler izlemiyor. Sen bizi izlemeyen, bu kanalı izlemeyen, buralara bakmayan, toplumun çeşitli kesimlerinin sorunlarını, söylediklerini, önerdiklerini dinlemeyen, okumayan, bakmayan senin hakkında İleri geri aklına geleni söylüyor. Ha, sosyal burada, medyadan burada yararlanarak. Halil Nebiler'i de övelim. Hapisteyken çok faydası oldu bize. Onu biz programdan izleyerek rahatlıyorduk günde. Şimdi sabah onda program yapıyor ya hocam. Ya gençler onu izlesinler. Tabii o saatte neredeler bilmiyorum ama radyodan da izleyebiliyorlar. Yalnız bir ara jenerik müziği mi diyorsunuz ne? Biraz gürültülü. Şikayet ediyor. Bana sorma onu. Burada bizim stüdyodakiler izleyen yöneticilere söylüyorum. Yöneticiler duysunlar. Oraya biraz daha sakin bir müzik koysalar. Yani çünkü yaşlılar maçlar da izliyor. Ürküyorlar yani biraz ses müzik yüksek ama Halil Nebiler'in hakkını verelim yani önemli bir şey evet. Yok. Şeyi de bu arada gençlere tabii hep şey yapmayalım. Bizim çok sıkıldıkları zaman Harnami'yi okusunlar hocam. Harla Şanzimi'nin. Geçen programda tanıtmıştık. Yani bunu tanıtmakla değil. Bunu koysunlar başlangıçlarına okusunlar. Müthiş dinlendirici. Değerli izleyiciler Harnami'yi yani, gerçekten yani ben yani elimin bir altında. Bir har ne kadar önemlidir biliyorsunuz. Eskiden şimdi ben Rize'de bir yaşlı biriyle konuştum. Dedim ki bu Ovid yolunu yapıyorlar ya şimdi. Amerika'dan anlattık burada. Ovid yolunu yaparken burada anlattım. Beni aradı sonra dedi ki dedim ki ya bu eşek bulamadığınız zaman ne yapıyorsunuz dedim ben yani eşek biliyorsunuz 30 dereceden fazla yoldan gitmez. Evet. Eşeği takip edip yolları yapıyorlar. Eşek o kadar önemli bir şey. Yani hayrola şansını da Allah razı olsun. Allah ona hayırlı uzun ömürler versin. Fazla yaşamak istemiyor diyor ki çok uzun yaşasam sıkıntı yorulurum diyor ya yorulurum diyor. Şimdi eşek bulamadığınız yok. Zaman ne yapıyorsunuz dedim. Bana dedi ki Amerika'dan mühendis getiriyorum. Güzel. Ya ilginç değil mi daha? Bunlar okumuş almış adamlar değil. Bu dağda
O eşeklerle meşeklerle, o çünkü dedi bana ki, ya Amerika'da mühendise ne gerek var? Bu eşeklerle sorun, size yol ne kadar eğim olur, arabalar hangi yoldan gider gösterir. Hmm. Dedim eşek olmasa, Amerika'da mühendis getiriyorlar eşek olmadığı evet. zaman. Değerli hocam, şimdi bu tatlı aradan sonra hemen Sabri Uzun tutuklandı. Onunla ilgili düşünceleriniz nedir? Bu nasıl bir iş ve pek kavranabilir, akıl alır bir iş değil. Yani FETÖ'ye karşı en büyük mücadeleyi veren bir kişi şu anda FETÖ'cülükten tutuklanıyor. Yani böyle bir adalet yanılgısı nasıl oluyor? Hocam, Sabri Uzun herkes biliyor. FETÖ'cüler buna çok uğraştı. Hı hı. En yalnız kaldığı dönemde bile hani ne askerden ne şuradan ne buradan, tabii askerde de uyarılar oldu. Fakat çok yalnız bırakıldı. Çok uğraştı. Ve yani o dönemde uğraşmak hakikaten zor bir şeydi. Bunun hapse atılması demek, bu da devlete operasyondur. Sabri Uzun'un hapse atılması, yani FETÖ terör örgütüne yardım yataklık. Allah Allah. Dediğin adama bak yani. Çok ayrıntısını bilmiyorum ama bugün buna yakın bir konuyla ilgili meclise bir araştırma önergesi verildi. Meclis bunu şimdi konunun adını tamamen doğrudan FETÖ araştırmasını hedefleyen MHP, çok ilginç, MHP buna çekimser kalıyor, AKP oylarıyla reddediliyor. İyi Parti vermiş bu önergeyi. İyi Parti ile CHP evet diyor. Yani bir FETÖ operasyonunun önünü niye açmıyorlar? Şimdi şöyle bir şey var Türkiye'de. Bu az gelişmişliğin hastalığı herhalde. Yani benim karşıtım Allah bir dediyse ben bir demeyeyim. O duruma gelmiş yani. Ama bu ya doğru bu değil şey. Ki. Şimdi doğruya Tayyip, doğru iğriye yani, iğri diyeceğiz. Memlekette beka sorunu var dediler, biz uyardık Tayyip Bey. Türkiye gibi bu coğrafyada herkesin beka sorunu var ama emperyalizme karşı beka sorunu var. Diğer türlü içeride beka sorunu var dersen oylar sana gelmez. MHP'ye gider. MHP oyları kendine topladı. Zaten kendi Sayın Bahçeli söylüyor %18.8. Yani Sayın Bahçeli kusura bakmasın. Ama bak, o gerçek basit, değil yani. Basit bir şey söyleyeyim. Rize'de Çayeli'ni MHP aldı. Onu geçen programda niye aldı? Evet. AK Parti'ye kızdığı için, AK Parti'nin milletvekilleri geliyorlar halka yukarıdan bakıyorlar. Kızdığı için MHP'lileri verdiler. Yani başka parti olmadığı için Çayeli'nden CHP'ye vermediler. Eskiden verirlerdi. İkizlere MHP'ye oy vermiş. Dere Pazarı'nı almış. Hep bunlar tepki oylarıdır. Tayyip Bey bunu bir araştırması lazım. Yanındakilere sorması lazım. Bu sıradan adamlarla bu işler olmaz. Onların işi. Yani biz, yani onların işi ben doğru. Peki bir şey söyleyeceğim. Yine bir soruyla bir başka bağlama geçmek istiyorum bir bağlantıya. Kıbrıs'ta geçen hafta hükümet istifa etti. Bu Kıbrıs'taki hükümet istifasıyla Doğu Akdeniz sorunu arasında, yani şöyle söyleyelim, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti, oradan Yunanistan, Amerika, İngiltere, bu bağlantıyla bu hükümet istifası arasında bir bağlantı var mı? Zaten ondan dolayı anlaşmazlık olmuş. Nedir? Ya. Nasıl yani değerlendiriyorsunuz? Bu tutumundan çok rahatsızlar. Kıbrıs'taki Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı'nın tutumundan çok rahatsızlar. O zaman bir şey sorayım. İmamoğlu niye Kıbrıs'a gidip Akıncı'yla görüştü? Ben anlamadım. İmamoğlu burada Makaryos'un heykelini dikiyor. O var mı onu ben tam öyle dediler ya. Ama bilmiyorum. Bakın acaba diyorum Atina'da Denktaş'ın heykelini dikebilir mi? Bir özür de dilemek değil, bizim adımıza değil de bu Esenler Belediye Başkanı, bunu da bir doğruya doğru dedik ya, Esenler Belediye Başkanı'nın Trabzonlular Rum kökenli, Pontus kökenlidir ve Pontusçulardır diye bir... Ama ben onu dinledim. Trabzonlular öyle bir demedi ama ben ima ettim. Bu büyük bir yaygınlık kazandı. Sonra beni inandırıcı olarak, ben inandım, belediye başkanının önemli bir açıklaması oldu. Kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey söylemedim, söyleyemem. Yani bunu söylemek de bir akıllı işi değil zaten. Söyleme, ben yani şeyi dinledim. Yani orada Trabzon böyle laflar geçmiyor. Geçmemiş ama böyle bir algı operasyonu yaratıldı. Hocam, onun için bunlara da her kime gelirse gelsin bizim karşı çıkmamız gerekiyor. Tabii. Yani Esenler'in kurucusu Trabzonlular. Ben biliyorum. Tabii. Şimdi orada kalkıp da gerçekten aklını, kafasını, beynini yemiş olması gerekir. Evet, öyle bir şey söylemesi ama mümkün değil. Ben onu dinleyince bunun bir algı operasyonu olduğunu gördüm. O bakımdan bunu da böyle bütün izleyicilere duyurmak istiyorum. Öyle bir şey demediğini söylüyor. Bir de bana dinlettiler, öğrenciler bu işleri iyi biliyor.
Evet. Açtılar. Öyle bir ifade geçmiyor orada. Ha, bazı tabii çıkıyor adam diyor ki Tayyip Erdoğan Allah'ın bütün vasıflarını taşıyor. Haşa. Şimdi bunu dediğimiz zaman adam dinden çıkar. Ama bu adam sonra milletvekili oluyor. Böyle acemice, böyle yani aklı yetmeden konuşanlar ama başka dindendir diyebilir. Evet. Yani şimdi İslam'ı kötülemek için ama Müslümansa bunu diyemez. Şu açıklamaya devam eder misiniz? Yani Kıbrıs'taki hükümet istifasıyla... Kıbrıs'ta çok büyük rahatsızlık var. Deminki ittifakın bağlantıları... Buradan bu Sayın Cumhurbaşkanı'na da, Kıbrıs Cumhurbaşkanı'na da söyleyelim. Bizim Tayyip Bey'e de, Sayın Cumhurbaşkanımıza da söyleyelim. Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nı uyarsın. Bu konuda Kıbrıs'ta öyle o adamlar, o toprakta hala o babaları, amcaları, kardeşleri orada yatıyor hala. Hı hı. Orada savaşmışlar. Hangi koşullarda yaşadığını biliyorlar. Fakat en büyük günah yine Ecevit'i demek lazım. Allah rahmet eylesin. Maraş bölgesini niye kapalı tuttunuz? Ya, o günkü güçler dengesi içerisinde kolay şimdi, değil o yani. Yani. Birinci operasyona Amerika izin veriyor. Niye veriyor? Makarasyona kurtulmak için. İkinci operasyonu kim yapıyor? Erbakan'la biz görüştük. Kıbrıs çıkarmasından sonra. Erbakan dedi ki Ecevit bizi engelledi. Sancar'dan Allah razı olsun dedi. İkinci operasyon. Amerika ondan sonra bize ambargo uyguladı zaten. Birinci operasyonu bir şey demedi. Ama Maraş bölgesinin kontrol altına alınması Kuzey Kıbrıs'a... Ya Erbakan buna karşı çıktı. Maraş'ın kapalı tutulmasına. Neyse. Maraş'ı kapalı tutmak ne demek biliyor musunuz? Bura benim değil, size vereceğim demektir. Ama verilmedi hala. Ya ama verilmedi de karşıdan demek ki niyetler var demektir bu. Burayı niye kapalı tutuyorsun kardeşim? Maraş'ın kara sularının ne kadar daha Lübnan'la karşı karşıya yani gidiyor. Şunu Doğu Akdeniz'de itirazım büyük... şu, Ecevit'e bunun suçunu yüklemek yani belgesel olmadıktan sonra, çünkü orada Erbakan da farklı. Evet. Yani o siyasal bir tutum olabilir. Neyse ama onu kapatalım. Konumuz sonra, o değil hocam. Ecevit açık kendini söyleyeyim. Çok güçlü zannetti, hükümeti bozdu. En büyük hatası oydu. O ben o zaman CHP gençlik kollarındaydım. Ben bunları... O zaman görüştüğüm için söylüyorum. O konumuz değil, şimdi önemli konular var. Soruma devam edin. Soruma cevaba. Soruyu o zaman soracaksın. Ben önemli bir şey söyledim burada. Söylediğin Doğu Akdeniz'le ilgili çok önemli bir şey bu. Evet. Kıbrıs'ta Maraş'ı kapalı tutmak bu benim değildir demektir. Kabul edelim öyle. Şimdi bugünkü durumu değerlendirelim. Bugünkü durumda Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nı arayacak. Diyecek ki kardeşim ne yapıyorsun? Kıbrıs'ta TMT'ciler çok rahatsız. Yani Kıbrıs'ta önemli gelişmeler olabilir. Çünkü Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın yani toplumun tepkisini mi ölçmeye çalışıyor? Verelim Kıbrıs'ı gitsin. O duruma getirmiş işi. Yani her türlü tavize hazır duruma gelmiş. Niye yapıyor bunu ben bilmiyorum. Kendisiyle ben görüştüm. Efendi bir adam. Bilmem, ben tanımıyorum. Yani. Ama Kıbrıs'ta hükümetin bozulmasında bunun büyük etkisi var. Kıbrıs, tabii gençler belki bilmiyorum ama Kıbrıs'ın Bayrak televizyonu var. Bunu izlerlerse orada tartışmaları görürler. Orada da şimdi bizim televizyonları izliyorlar. Bizim televizyonlarda Kıbrıs pek konuşulmuyor. İç politikayı konuşmadan anlamak zordur. Ama Kıbrıs'ta karasuları meselesini öğrenciler bu konuda çok iyi çalışmalar var. Genelkurmay'a ve hükümetine danışmanlık yapan çok iyi Kemalist askerler ve akademisyenler var. Tayyip Bey bunlardan yararlansın. Bu işi iyi bilir. Akdeniz Üniversitesi'nde çok kaliteli, şimdi şu anda ismi aklıma gelmiyor, bir doçent arkadaşımız var. Bu konuları iyi çalışmış. Başta Cem Gürdeniz var. Cem Gürdeniz var. Bunlara soracaksın. Şimdi uluslararası hukuk ne diyor? Şimdi Girit'in karasuları meselesi konuşulurken ada olduğu için dendi ki karasuları münasır bölgesi yoktur. Karasuları işte etrafında bir bölgesi vardır. Çünkü münasır bölgeler İki tane ana kara arasındaki coğrafyada. Son 8 dakikaya girdik hocam. Ana kara arasında. Cem Gürdeniz'e bunu sorarlar, anlatır bunlara. Bu konuda Genelkurmay'ın bu konularda Ege'yi çalışmış, bizim bu televizyon programlarına çıkan bir albayımız var. Şu anda ismi aklımda değil. Bunlar çok önemli insanlar. Bunlar temiz insanlar. Bunların kimseden beklentisi yok. Bunların fikirlerini alın. Bizim önerimiz olsun Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Biz, reis dinliyor. Reis bunları dinliyor. Dinliyor mu? Dinliyor. Biz ona diyoruz ki Allah birdir, Hazreti Muhammed hem kuludur hem Resuludur. Biz başka bir şey dediğimiz yok. Biz ayetsiz de konuşmuyoruz biliyor. Yani biz ayetsiz de konuşmuyoruz. Ama gerginliği Türkiye'de birincisi gerginliği kaldıracaksınız. TÜSİAD'ı, MÜSİAD'ı, İlaçlar Birlikleri'ni dinleyeceksiniz. Bunlar nasıl yapıyor? Ne yapmak istiyorlar? Nasıl oluyor? Peki bir soru daha sorayım. Türkiye'nin devlet olarak
son dönemlerde Kıbrıs politikasının özü nedir? Kıbrıs'tan biz ne istiyoruz şimdi? Kıbrıs'ta ilk başta Tayyip Bey geldiği çünkü zaman... Demin söylediğiniz çok az konuşuluyor Kıbrıs'ta. Bu çok kadar az konuşuluyor. Bu ben Bayrak Televizyonu'nu kaçıyorlar izliyorum. Mı yani sorumlular yedik ediliyor? Bir şey. Kıbrıs'ı konuşanları kimse de dinlemiyor. Mesela Ulusal Kanal'da konuşuyorlar Kıbrıs'ı. Evet, burada çok konuşuluyor. İnsanlar dinlemiyorlar. Çünkü bunlar önemli şeyler. Doğu Akdeniz çok önemli. Geleceğin, bak Hazar kaynakları kadar kaynak var burada. Bazı kaynaklar diyor ki Hazar'dan daha fazla kaynak var. Hazar diyorsunuz, dünyanın en önemli doğalgaz kaynakları Hazar'da. Evet. İşte onun için Ulusal Kanal çok önemli. Onun için yarın son gün. Onun için bu kanal susmamalı. Onun için bu kanal... Reisini bizi dinliyor, bir talimat versin da şu Ulusal Kanal'a... Ethem Sancak'ı da tanırız biz eski yoldaşlardan. Ethem Sancak da bir artık ya her yere reklam veriyorsunuz, bir de buraya verin reklam değil mi? Evet. Yani halkımız bunun altından mutlaka kalkacak değerli izleyiciler. Ama unutmayalım. Size güveniyoruz. Yarın saat 5'e kadar bütün olanakları kullanalım ve bu kanala bakın, bu programı Türkiye'de başka ikinci bir kanal yapmaz. Bu kadar açık, net, Türkiye'ci, milliyetçi, devrimci, halkçı bir programı hiçbir kanalda izleyemezsiniz. O bakımdan gereğini yapacağınıza kesinlikle inanıyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Davutoğlu parti kuruyormuş, Babacan parti kuruyormuş. Davutoğlu'ndan parti martı olmaz. Hı hı. Ondan muhtar da olmaz yani, onu söyleyelim. Çünkü Davutoğlu Konya'da belediye başkanı olur. Belki milletvekili yaparlar onu. Ama Türkiye'nin başına şu andaki ekonomik krizlerin büyük çoğunluğun belası oradan geldi. Ha Davutoğlu desin ki kendi talimat almış. Almışsa söylesin derin alt talimatlarını. Yakup Köse'nin Star gazetesinde bir cahilden Sayın Davutoğlu'na tavsiye 1 Mayıs 2019 çarşamba günü yazısı var. Okusun bunu gençler, görsünler. Evet. Davutoğlu'nun en iyi tanıyanlardan biri bu. Bu kadar kibir, bu kadar kendini beğenmişlik, bu kadar fantaziler kurmak. Bir şey çıkmaz oradan, ona inanmıyorum. Hiçbir şey olmaz. Tayyip Bey onları falan düşünüyorsa bundan bir şey olmaz. Ama Babacan'ı değerlendirebilirsiniz. Babacan da şeyci biliyorsunuz, o bildirmekçi. Yani biliyorum tabii. Onlar şey yapmak lazım. Son bir şey yani, son 3-4 dakikaya girdik. Yani hocam şunu, ben tabii bu buyurun siz şey yapın. Şu şeyde bir bakın eski savunma bakanı Wolfov için 4 Haziran 2003'te Guardian'da bir röportajı var. Buyurun. Irak olayı diyor, Irak savaşı sadece diyor petroldür diyor. Aa bak burada. Evet. Irak savaşı petrolle ilgilidir. Şimdi Doğu Akdeniz'de bütün Latin Amerika'da bütün hepsi petrol kaynaklarının kontrolüyle ilgilidir. Petrol fiyatları 70'e yaklaşık 70 civarına çıktı hocam. Evet. Amerika fazla da artırmak istemiyor çünkü Rusya kazanacak diyor. Fazla da düşürmek istemiyor. Düşürdüğü zaman Suudi Arabistan'ın gelirleri azalıyor. İşte Körfez ülkelerini falan, bunlar işte bu sefer kendi silah satışı azalacak. Ondan rahatsız. Bir de hocam şurada bir bunu uyarı olsun diye söyleyeyim ben. Bu hani şey anlatıyorum. Son dakikalara girdik. Onun şimdi, için biraz bu memlekette Amerika'dan Tayyip Bey yanında bazı adamları tutuyor. Amerika'ya çok Amerika'dan belki bir fayda gelir falan diye. Ben ona Kissinger'in yazdığı bir şeyi okuyayım. Buyur. Kissinger anlatıyor. Nisan 1975'te Vietnam'daki savaştan çekilmeye çalışan ABD büyükelçisine eski Kamboçya Başbakanı Siri Matak şöyle hitap ediyor. Kurşuna dizilirken, dizilmeye götürülürken. Anlıyorlar mı bunu helikoptere? Yani kaçacaklar ya. Tek adam size inanmaktır diyor Sayın Büyükelçi. Evet. Bu çok önemlidir. CIA'nin merkezinde ne yazar? Gerçeği öğreneceksin. Gerçek seni özgür kılacak. Evet. Bu çok önemlidir. Ama bir etten bir şey okuyayım. Bir oku etten. Oku da ben bir cümleyle kapatayım. Bir iki satır. Tabii tabii. Şimdi herkes anlatıyor. Şunu yaptık, bunu yaptık. Bütün ülkeleri ayağa çalışanlar, üretenler tutar. Brett diyor ki, yahu diyor, bu genç İskender Hindistan'ı almış. Yahu diyor, bu tek başına mı yaptı bunu? Yanında hiç mi kimse yoktu diyor. Bir aşçıda mı yoktu yanında diyor. Çok güzel. Ha, bu çok önemli. Bertolt Brecht. Bertolt Brecht'in bu öğrenmenin övgüsü diye çevrilen bir kitabı var. Aslında Bertolt Brecht'in şiirlerini gençler alsınlar, okusunlar. Evet. Yahu diyor, herkes diyor ki ben yaptım et. Ya bu memlekette çalışanlar. Bak Alman Cumhurbaşkanı ne diyor? Türkiye'de işçiler, bir işçi, bir 3 tane Alman işçi kadar çok çalışıyor.
Ama diyor Türkiye'nin alt kaynakları, yeraltı kaynakları var, yerüstü var. Çok çalışıyor. Niye bunlar diyoruz fakir? Evet. Murat Amonga ne diyor lan? Niyeti soru yok. Bu. Evet. Niyeti yok kalkınmaya diyor. Evet. Niyeti kalkınmaya, niyeti olmayan ne demektir? Plan yapmıyor demektir. Plan yoksa kalkınma olmaz. İşaret geliyor. Ha, plan yoksa evet. Kalkınma olmaz. Yani burada eşitlik problemi, bunu bir önümüzdeki problem bir programda önemli olarak ele alacağız. Bu millet iyi bir millettir. Bu milleti yoksul bırakmak çok ayıp bir şeydir. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Bak çember büyüdü. Suriye ile sınırlı olan ama şey, Türkiye. Okuduk ya 2001 yılında Barkı'yı ne diyor? Evet. Barkı'yı toplamışsın da. Şimdi Doğu Akdeniz'i içine girdi. Alan, çember çok daha büyüdü, genişledi, dikdörtgen oldu. Türkiye büyük tehdit altında. Bu tehdide karşı en büyük direnişi gösterecek medya kuruluşu Ulusal Kanal değerli izleyiciler. Desteğinizi bekliyoruz. Desteğinizi bekliyoruz. Görevin başına olanaklarımızın son sınırına kadar zorlayarak katkıda bulunalım. Son söz sizin. Gençler apolitik oldu demesinler. Gençleri yordular. Bizim nesiller. Siyasette sakinleşmeyi, sükuneti sağlamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı aracı olması lazım Türkiye İttifakı'na. Kimseyi dinlememesi lazım. TÜSİAD'ı, sanayicileri, işçi sendikalarını, sendika liderleri konuşuyor. Bunlar ne istiyorlar? Bunları görmesi demokratik lazım. Demokratik kitle örgütlerini. Demokratik kitle ama hepsini değil tabii. Emperyalizm işbirliği yapanlar yok, da var. Onları kastetmiyoruz. Sonra 3-5 tane fabrikayı 300-500 milyon liraya 300-500 milyon lira alacağım diye özelleştirmek, bunlar Türkiye'ye zararlı bir fayda vermez. Özelleştirdiniz ne oldu? 62 milyar özelleştirmeden gelmiş. Nereye gitti bu para? hesabını sorarız. Hiç bunlara gerek yok. Yeni bir şeyler yapın. Tamam, işaret geldi. Değerli izleyiciler, işte zaman, süre, özellikle psikolojik zaman hızlı geçiyor, reel zaman devam ediyor ama psikolojik zaman içerisinde çok kısa gelen bu süre, ancak bu kadar sığdırabildik. Çok daha demeyeyim ama bazı önemli temel konuları ayrıntılı bir şekilde işlemek için bizi önümüzdeki programa kadar bekleyeceksiniz. Hepinize saygılar, sevgiler, iyi günler diliyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. Mingür Ses hocamız da size saygılarını, sevgilerini iletti. Görüşme dileğiyle diyorum. Ülkenin bağımsızlığının, demokrasi mücadelesinin ya insanlığı olarak tehdidi altındayız. Şimdi bu FETÖ meselesini millet ciddiye almıyor. Bu Ergenekon dosyalar hazırlanırken bizi listeye kim koy? Yabancı istihbaratlar nasıl işçi olduklarını hepsi çıktı meydana. 300 milyon dolar İsviçre'de. 500 milyon dolar Amerika'da. NATO kararı ya Brüksel'de. Ne içindir? Avrupa'yı kontrol etmektedir. Sulardan benim de işlem var diyorlar.